Değerli konuklarımız, sevgili öğrenciler, Prostil 2013 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması, kolokyumu, ödül töreni ve sergisine hepiniz hoş geldiniz. Prostil Yarışması, Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesman İşbirliği ile çelik malzemeyle yaratıcı çözümler geliştirmek, mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin birlikte çalışmalarını teşvik etmek ve öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmak amacıyla düzenleniyor. Her yıl inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencileri ekip oluşturarak belirlenen konuda çelik yapı tasarlıyorlar. Bu yıl öğrenciler kent içinde semt ölçeğindeki yerleşmelerin ihtiyacına cevap verecek çelik taşıyıcı bir ilköğretim okulu tasarımı ile yarıştılar. En az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği öğrencisinin yer aldığı ekiplerin katıldığı yarışmada bu sene 20 farklı okuldan 38'i inşaat mühendisliği, 74'ü mimarlık öğrencisi olmak üzere toplamda 30 grup projenin teslim edildiği ve Türkiye'nin dört bir yanından mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin yarıştığı Prostil yarışmasına ilgi her yıl artarak devam ediyor. Bu ilgiyi mutlulukla izliyoruz. Yarışmanın sürekliliğini sağlayan ve uyum içinde çalışan Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesman'ın başarılı işbirliğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şimdi toplam 30 projeyi değerlendiren değerli jüri üyelerimizi izninizle kolokyum için sahneye davet etmek istiyorum. Mimar Nevzat Sayın, Doktor Yüksek Mühendis, Doktor Yüksek Mimar Cem İlhan, Doktor Yüksek İnşaat Mühendisi Selçuk İz, Yüksek Mühendis Mimar Yaşar Marulyalı ve Profesör Doktor Yüksek Mühendis Mimar Hasan Şener. Yardımcı Doçent Doktor Yüksek Mimar İpek Akpınar ve Profesör Doktor Yüksek İnşaat Mühendisi Nesin Yardımcı rahatsızlıkları nedeniyle kolokyuma maalesef katılamayacaklar. Acil şifalar diliyoruz kendilerine ve biraz önce isimlerini andığım jürilerimi kolokyum için sahneye davet ediyorum. Herkese keyifli bir toplantı diliyorum. Değerli meslektaşlar, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, 2013 yılı Çelik Yapı Proje Yarışması, Prostil Proje Yarışması kolokyumuna hoş geldiniz. Biraz tenha, çok gelen olamadı herhalde trafikten dolayı. Bu seneki yarışma kaliteli projeler geldi. Hepinizin eline sağlık. Otuz proje katıldı. Bu projelerden aşağı yukarı 6 tane mansiyon, 4 tane diğer derecelerle 10 proje değerlendirdi. Yani 3 projeden birisi ödül aldı. Bu yarışmada önemli noktaları ben işaret etmek istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yine en iyi hazırlanan üniversite oldu. Ve 3 yarışmada doğru söylüyorum değil mi? 3 yarışmada derece aldılar. Ayrıca bizi mutlu eden bir olay daha var. Anadolu Üniversitelerinden Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri çok parlak bir derece aldılar, ikinci oldular. O da bizi mutlu etti. Şimdi ben kolokyumu açıyorum. Tabii soruları sizlerden alacağız. Buyurun. Her sene böyle oluyor. Öğrenciler soru sormaya çekiniyorlar. O zaman şöyle yapacağız.
Önce birinci olanları bir görelim. ODTÜ gerçekten hani bizim yarışmamıza çok önem veriyor. Çok ciddi çalışıyorlar. Geçen sefer de birinci yine ODTÜ'den çıkmıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Antakya'dan gelenler, ikinci olanlar. Danışman hocalarınız da geldi inşallah. Onları görelim. Ben danışman hocaları da özellikle tebrik ediyorum. Böyle çünkü bu hani çelik yapı yapmak kolay bir iş değil. Biz zaten bu sene onu da söyledik. Hocalara danışılabilir dedik. Danışman hoca Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi'nin hocası. Tebrik ediyorum. Çok iyi yönlendirmiş öğrencileri. Çok başarılı bir sonuç aldınız. Sizleri de tebrik ediyorum. Evet. Üçüncüleri görelim. Efendim? İstanbul Teknik Üniversitesi. Mimar galiba o bayan ortadaki değil mi? Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Orta Doğu'nun arkasında kaldı yani. Gelecek sene belki birinci olurlar. Borusan ödülünü Orta Doğulular. Borusan ödülünü kazananları bilhassa ben çok tebrik ediyorum. Çünkü rasyonel bir projeyi Borusan modülleriyle, elemanlarıyla gayet güzel çözmüşler. O bakımdan övgüye layıklar. Borusan ödülünü alan inşaat mühendisi arkadaşımızın da yazdığı raporu için kendisine teşekkür ediyorum. Ayağa kalksın inşaat raporunu yazan. Gelemedi. Evet. Gelemedi. Şimdi arkadaşlar biz bakın böyle yarışma yok. Avrupa'da da yok. Türkiye'de ama var. Çünkü biz uygulamaya dönük projelere değer veriyoruz. Yani hem çelik yapıyı öğrenmenizi bu yarışmalar sağlıyor. Hem de statik mühendisleriyle beraber müşterek çalışarak projeleri yapılabilir bir hale getirmeyi de öğreniyorsunuz. Yani bu iyiliğimizi unutmayın. Şimdi şöyle yapalım. Mansiyonları kaldıralım teker teker. Onlarla konuşalım. Onlar bize soru sorsunlar. Mansiyonlar hepsi aynı seviyededir. Yani birinci, ikinci, beşinci mansiyon diye bir şey yok. Bütün projeler aynı seviyede. Mansiyonlardan hangisine? Adem Bahadır Çuha ve grubu. Yıldız Üniversitesi. Yıldız Üniversitesi iyidir. Zaman zaman bizde derece alıyorlar. Onları da tebrik ederiz. Peki sizin sorunuz varsa bize yöneltin. Statik raporu yazan kim? Yiğit Moral. Evet. Siz niye ayağa kalkmıyorsunuz? Evet. Sorunuz var mı? Bize soracağınız soru var mı? Yok. Peki. Onu kokteylde soracaklar. Peki. Grup Semih Yeşilmen.
Semih Yeşilmen ve arkadaşları. Evet. Yıldız'dan. O da Yıldız'dan, evet. Statik raporu yazan kim? Gelmedi. Peki ben şunu sormak istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık öğrencileri hep Boğaziçi Üniversitesi'nden inşaat mühendislerinde çalışmış. Üniversitenizde inşaat mühendisliği eğitimi yok mu yoksa? Peki niye Boğaziçi Üniversitesi ile çalıştınız? Yani aslında bilmiyorum bu son cevabını. Yani bir cevabı yok daha doğrusu. Yani evet, bizim bir arkadaşımız bize yardımcı oldu ve o Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordu. O yüzden. Anladım. Yani hayır, iki grup da Yıldız Üniversitesi'nden aslında. İki mansiyon alan grup da Boğaziçi Üniversitesi ile çalışmış. Merakımızı çekti. Acaba yani bir Boğaziçi ile Yıldız'ın bir takım çalışması mı var? Yok, aslında bir sebebi yok. Onların da öyle arkadaşları olduğu için, bizim de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Evet, İnşaat Mühendisleri Davutpaşa Kampüsü'nde biz yani pek iletişimimiz yok onlarla açıkçası. Evet, demek ki Yıldız'ın inşaat bölümünün mimarlıktan ayrılıp Davutpaşa'ya gitmesi... Bizi Davutpaşa'ya gönderiyorlar aslında. Evet. Mimardı. İyi günler. Teşekkürler. Evet. Orta Doğu'dan var 3. mansiyon. Samet Mor ve arkadaşları. Samet Mor ve arkadaşları. Evet. Kaç kişiler? Esas 5 kişiler ama şu anda 2 kişi var galiba. Evet. Statik raporu yazan yok mu? Evet. Yalnız şöyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bütün bu projeye katılan statik raporları çok çok güzeldi. Yani öğretim üyelerinizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yani çocuklar, yani sizlere de tabii aynı zamanda. Yani arkadaşlar, insaf, biraz soru sorun ya, biz buraya geldik, karşınıza oturduk, yani bekliyoruz. Belki projeler yansıtıldığı zaman onun üstünden falan hatırlayarak, evet, ne sorun, evet, genel. Şimdi 4. mansiyon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Benim bir sorum vardı ama izninizle sorabilir miyim? Sor. Ben şeyi merak ettim, hem yarışma sürecinde hazırlanırken Prostil'in belirli bir arazi vermemesinin sebebi, sadece bunu merak ettim. Bunu sormak istiyorum. Tabii bu öğrencileri tabii çok yaratıcı olmaya da yöneltiyor ama aynı zamanda belki bazıları şey diye düşünebiliyor. Hani bir dengesizlik de oluyor diye düşünebiliyor arazi seçiminden dolayı. Bunu merak ettim sadece. Yani siz şunu mu soruyorsunuz? Tek bir arazi veren herkes oraya proje yapsın. Yani bunun sebebini sormuyorum. Eleştirme amaçlı değil, sadece merak ettiğim için. Onun sebebi, yani biz İstanbul'da bir arazi göstersek Trabzon'dan buraya kim gelecek yani, değil mi? O yüzden yani biz bu yarışmanın Türkiye sathına yayılmasını istiyoruz. Bilhassa Anadolu üniversiteleri de işte Antakya örneği gibi bu işe önem verip çalışsınlar istiyoruz. Yani deprem ülkesi Türkiye'de hani çeliğin önemini kavruyorsunuz herhalde siz de. O bakımdan kolaylık olsun diye yapıyoruz. Teşekkür ederim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Ahmet İlyas Sözyeri ve arkadaşları. Sizin köprü olan mıydı proje? Çünkü Karadeniz'den katılanlar hep bir nehri geçen köprü üzerinde okullar yapmışlar. Çok dikkatimizi çekti. Hocam, aslında inşaat fakültemizin de Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Design and Construct yarışmasında da çok başarılı oluyor. Dediğiniz gibi genelde Karadeniz'de köprüye çok ihtiyacı olduğu için hani ona bir vurgu yapma veya ona yatkın olma durum oluyor sanırım. Ondan kaynaklanabilir. Peki. Tebrik ediyoruz. Şimdi Gazi Üniversitesi, teşekkürler. Gazi Üniversitesi'nden Alparslan Bulut ve arkadaşları. İnşaat mühendisi olan arkadaşımız galiba Çukurova, değil mi? Yanlış anladım. Evet. Peki Çukurova ile Gazi'nin birlikteliği nasıl çalıştınız? Benim zaten Ankara'da evim. Sık sık geldim. Arkadaşlar da orada çalışabiliriz. Tatillerde. Tebrik ediyoruz.
Son mansiyon Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Cenk Çeşmeli, Müge Erkılıç ve arkadaşları. İnşaat mühendisi arkadaşımız burada mı? Gelemedim. Mimar arkadaşlar. Yani mimarlar daha ciddiye alıyor galiba. İnşaat mühendisleri biraz pek de gelmiyorlar kolojime. Şimdi şöyle yapalım Zeynep Hanım. İsterseniz projeleri aksettirelim. Mansiyonlardan başlasak. Şimdi mansiyonlardan başlıyoruz. Projeleri aksettiriyoruz. Sorusu olan bizlere sorabilir. Mansiyon. Evet, eşdeğer mansiyonlardan. Değil mi? Doğrudur. Ya da Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'den arkadaşların. Müellifleri kimdi bunların? Ayağa kalkalım. Ha. Soru sormak isteyen var orada. Buyurun. Evet. Işıkları tabii ki, tabii ki. Biraz kısıyoruz. Tabii ki. Ben bir şey sorabilir miyim? Çocuk haber. Siz sormuyorsunuz, ben sorayım bari. Bu projeyi siz okul projesi olarak mı yaptınız, yoksa okul projelerinden bağımsız olarak mı yaptınız? Okulda yani herhangi bir yarı yıl projesi olarak çalıştığınız bir proje mi? Yok, hayır. Yani tamamen bağımsız. Bağımsız çalıştınız. Evet. Yani yer seçimi dahil. Yer seçimi dahil. Yoksa burada daha önce başka bir proje yapmış yok, mıydınız? Hayır, yani? Hayır. Yani gruptaki herhangi kimse orada daha önce hiçbir proje yapmamıştı. Gruptaki arkadaşların da ilk defa bir okul. Yani daha önceki yıllarda da hiç böyle bir çalışması olan yoktu. Tamamen sıfırdan. Sıfırdan yaptınız. Peki, teşekkür ederim. Devam ediyorum. 6 sıra numarasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşların projesi Van'da İlköğretim Okulu. Size de aynı soruyu sorabilir miyiz? Van'da bir özel daha önceden yaptığınız bir çalışmanın devamı olan bir yok, çalışma. Yok, hayır aslında değil. Sadece yani yeniden, yani sıfırdan yaptık biz de arkadaşlarımız gibi. Hı. Yer seçimi de yarışma için özeldi. Yani öyle ilk kez. Yer seçimine nasıl karar verdiniz? Aslında çelik tikonu ve biz de deprem bölgesi ve son deprem dolayısıyla Van'ı seçtik. O yüzden Van diye düşündük. Arazi içinde daha önce yani Van'da deprem de yıkılmış ve şu anda orada hasarlı bir okul vardı. Daha doğrusu öğrencileri konteynerde ders işliyordu. Biz de bu sebeple o okulun olduğu araziyi seçtik. Ne güzel. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki ben size bir soru sorayım. Yani bu projeyi yaparken çeliğin ne gibi avantajlar getirdi size? Yani çelik strüktürü de ne açıdan kolaylıklar sağlandı bu projenizde sizin için? Yani ne düşündünüz? Yani aslında bizim geniş açıklık dışında çok fazla bir bilmiyorum düşündüğümüz bir şey var mıydı çelikle alakalı yaparken? Geniş açıklık geçmekle alakalı çelikle birazcık. Boşlukları tasarlarken biraz daha rahat davrandık betonarme göre. Bir de tabii hem deprem bölgesi olması hem de ilkokul olması konunun biraz insanı tedirgin ediyordu. Ama çelik bize bu anlamda bir rahatlık kazandırdı. Yani büyük açıklıkları rahat geçtik diyorsunuz. Peki inşaatın çabuk yapılabilirliğini düşündünüz mü? Yani orada bir zelzele olmuş, çocuklar açıkta kalmış. Çabuk bir inşaat çelikle, değil mi? Olabilir. Bir de iklim açısından da sanırım betonarme. Efendim?
iklim açısından da sanırım betonarmeye göre biraz da yani yıl içine yayılabilecek inşaat avantajı var, üretim avantajı var. O açıdan da Van'ın iklimi de bu taraflara göre biraz daha sert olduğu için. Yani sert bir iklimde işte çelik projeler hazırlanıyor, fabrikaya veriliyor, projesine göre imal ediliyor ve taşınarak orada çabucak monte ediliyor kış ikliminde. Evet, o da güzel bir fikir. Onlar pek belirtmedi ama benim bakar bakmaz bildiğiniz ilk görsel yukarıda bir geçirgenlik, şeffaflık üstüne kurulu doğal ışığı süzen bir kılıfı var binanın. Çok ferah içi. Yani bu tamam betonarmeyle de bir noktaya kadar elde edilebilecek bir şey belki ama çelikte daha rahat yapılabiliyor. Binanın kimliği haline gelmiş. O hafif kılıf elbisesi binanın dikkat çekici. Ben yani sanki ana kriterlerinizden biri de biraz okul içindeki bu bol ışıklı insanın böyle gönlünü hafifleten o atmosfer olduğunu düşündüm baktığımda. Aslında o konuda da Van biraz avantajlıydı. Çünkü Van Türkiye'nin en çok en uzun süre güneş alan gün içinde ikinci şehriymiş. Ve bu açıdan yani bu da bizim böyle bir tercihte bulunmamız açısından etkileyiciydi tabii. Yani bizi etkileyen bir şey. Ve tabii çeliğin de sağladığı avantaj var. Ama ışıkla yani güneşle ilgili eğer konuşacaksak çok sorumlu bir yapı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bütün yönlere aynı davranırsanız eğer o zaman bunun hani bu söylediğiniz şeyin bir problem olduğu çıkar. Bir imkan yani Cemo'nun bir imkan olduğunu söyledi ama bence bir problem var. Çünkü doğuya da batıya da kuzeye de güneye de aynı şekilde açılıyorsunuz. O sıkıntılı bir şey. Aslında kuzeyde, diğer paftamızda gözüküyor, kuzeyde bunu aslında önemsedik, küçük açıklıklar yapmaya çalıştık ama diğer cephelerde dediğiniz gibi yani aynı karakter. Yani haklısınız. Batıda kuzeye küçük açıklık yapmanız evet, gerekiyor. Evet, haklısınız. Şu an hatta batı görünüşünü yani, görüyoruz. Bu projenin bence temel meselelerinden bir tanesi zaten. Plan çözümü gerçekten çok güzel. Kapalı ve açık mekanlar ilişkisi çok güzel. Kapalı mekanları birbirlerine bağlayan büyük arter çok iyi. Fakat mimari artikülasyon konusunda çok ciddi bir sorunu var. Yani bir şey çıkmış ve çıktığı yerde de bırakılmış gibi duruyor. Bir iki seansı daha var gibi görünüyor. Bu ışık da bunlardan bir tanesi bence. Bunlar mı? Evet. Elinize sağlık. Sadece sizin projeye geldi eleştiriler şu anda. Teşekkür ederiz. Piyango size vurdu. Diğer mansiyona geçebiliriz. 10 sıra numarasıyla. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız. Sosyokul projesi. Sizin projeniz galiba İzmir'deydi değil mi? İzmirli misiniz yani siz? Mimarlık öğrencisi olarak daha önce proje yaptığımız bir arazi. Araziye hakim olduğumuz için orayı seçtik. Ha yani girdiniz mi siz çelik projesine? Yok, çelik projesi değil. Geçen sene ikinci dönem projemizdi. Ha. Stüdyo projemizdi. Ha. Çelik falan değildi yani o da bir okul projesiydi. Pardon konut projesiydi. Ama araziye hakim olduğumuz için ve şeyde de yani ihtiyaca göre yani oradaki yeniden böyle gelişen ve gelişmeye açık olan bir bölge ve gerçekten okulun yani okul ihtiyacının da bulunduğu bir bölge olduğu için orayı yapmayı tercih ettik ve denizle ilişkisinde sosyal dememizin sebebi de bu zaten biraz da kentliler içinde ortak çalışan bir şey yapmaya çalıştık bir okul tasarlamaya çalıştık. Ben öğretim üyelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde nasıl bir yardım aldınız çalışmalar sırasında? Biz mimar ekip olarak yardım almadık ama inşaat kurumunu bilmiyorum. Biz de almadık. Almadık. Önceki sınıflarda öğretilenlerden elde ettiğimiz tecrübeler sonrası yani hazırladığımız bir rapordu. Anladım. Çünkü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin statik raporları sanki birbirinden böyle bir benzerlikler var. Hani bir derste böyle bir şey veriliyor da herkes öyle mi yapıyor, yoksa konuşarak diğer gruplarla benzer raporları mı yaptınız? Biz hiçbir şekilde konuşmadık yani diğer gruplarla. Herkes kendi, yani sürekli rapor hazırladığımız için 3. sınıf, 2. sınıfta olsun. Yani çoğu derste rapor olduğu için, dizayn derslerinde hepsinde öyle öğrendiğimiz bir rapor şekli yani. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Benim bir sorum var. Nevzat Bey, biraz daha mikrofona yakın konuşabilirsek. Çok sağ olun. İzmirli olarak. Bu güneşle nasıl başa çıkmayı düşünüyorsunuz? Biz aslında... Çıkmayacaksınız. Yok, hayır. Biz aslında cephelere farklı davrandık ama gerçekten biraz sorunu yaşadık. Yetiştirme sorunu yaşadık. Bir arkadaşımız katılamadı bir uzun süre. Aslında biz arka tarafta U şeklinde olduğu için bina arka kuzey cepheye bakan kısmı tamamen farklı tasarladık ve bir tane görselini koymayı, yani bir tane bile görsel koyamamışız. Hayır, bir önceki paftaya gelebilir misiniz? Pardon. Bir öncekine. Şöyle. Bu birinci paftası. Evet, burada bak. Yani kuzey, güney, şu güneydoğu, İzmir'de imbat diye bir şey var biliyorsun. Yani o özellikle kış aylarında eşek imbatı denilen bir hale gelir ve darmadağın eder ortalığı. O avluda durulamaz yani. Şurada biz bizeyiz. Buna rağmen ben yani o spor salonunun burnunu falan da abartılı bulmakla birlikte bu planimetrinin yorumu dediğiniz, hani şöyle bir çarpıtarak başlayan plandaki şeyin sonra kütlenin etkisine de yansıması açısından bence iyi bir deneme. Ama ışıkla çok derin bir problemi olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Hele böyle bir iklimde çok ciddi bir sorun olur burası. Yani aslında evet, orada bir öz eleştiri yapmak gerekirse çok fazla inceltemediğimiz, yani projeyi inceltemediğimiz yerleri var. Statik sizdiniz değil mi? Bir şey sormak istiyorum size. Şimdi bu mimar size geldi, bir şeyler tasarlamış. Bunun strüktürel tasarımını kim yapıyor? O mu yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? Nasıl oluyor yani? Yani hangi anlamda sorduğunuzu tamamlamak... Yani kolon nerede, kiriş nerede, burası nasıl olacak? Şimdi öncelikle yani onun bize getirdiği bir var, nerede olduğunu da biz zaman zaman hani şuraya da bir kolon atmamız gerekiyor diye soruyoruz. Olur diyor, deyince atıyoruz. Kavga ediyor musunuz yani? Ya olmazsa iyi olur, olmaz mı diye sorduğu da oluyordu yani zaman zaman. Yettiği kadarını. Şimdi işte. Aslında tabii mimarın biraz strüktürel tasarımı koyması lazım projesine, değil mi? Sonra sizden herhalde görüş alıyor. Böyle karşılıklı alışveriş yaparak mimarın da eserini zedelemeden, değil mi? Çok zedelemedik gibi geldi yani. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Bir şey... Arkadaşlar böyle olma yani. Siz bize soru soracağınızı biz size soruyoruz. Kolokyumda yani işler herkes karşısında. Herkes durumundan memnun galiba. Bir şey söyleyebilir miyim bu soru sorma konusunda? Ya mimarlık öğrencilerinin bence son zamanlarda geliştirdiği bir özellik bu. Hiçbir konuda soru sormuyorlar. Mühendislikler konusunda bir fikrim yok ama mimarlık öğrencileri için bunu söyleyebilirim. Bu da bence çok açık anlamda merakla ilgili bir şey. Aslında çok da merak etmiyor olduğunuzu düşünüyorum. Yani mimarlık eğitiminin böyle tekil bir problemi yok yani. Türkiye'deki mimarlık eğitimini, hadi daraltalım, dünyada nedir ne değildir, şimdi uzun bir tartışma açmayalım. Ama Türkiye'deki mimarlık eğitimi merak böceğini tamamen öldürmüş durumda. Onun niye olduğunu bilmiyorum. Yoksa mümkün değil böyle bir konuda, ya benim bir çuval sorun var, sizin nasıl olmaz? Ama bu sadece sizin sorununuz değil. Bu okulda da böyle, bu konferansta da böyle, bu bir seminerde de böyle, bu workshop yaparken de böyle. Bir tek şeyde açılıyor. Mesela benim her yıl denediğim bir 15 günlük yaz okulu var. Orada tamamen değişiyor. Bütün yapısı değişiyor şeyin. Ama benim izlediğim kadarıyla olağan eğitiminiz içerisinde sanki biri size sakın soru sormayın
sonra ne kadar şapşal olduğunuz ortaya çıkar falan demiş gibi bir acayip bir çekingenliğiniz var ve inanılır gibi değil bu haliniz. Evet, bunu demeden edemedim, bu soru sormalıyım. Bu vallahi çok iyi yaptın Nevzat'cığım, Nevzat kardeşim. Hakikaten niye sormuyorsunuz? Yani sorgulamak, sormak en güzel şey. Yani doğrular nasıl bulunur? Sus pus olmakla olmaz ki. Yani şimdi burada ben kaderime razıyım, oh ne güzel, mansiyon da aldım, derece de aldım filan değil. Maksat sizlerin gelişmesi, bu da soru sorarak olur yani, başka türlü olmaz. Başkanım, ben burada yarışmaya girip de derece alamayan arkadaş var mı? Geçen seneki gibi durum var değil mi? Yani şunu gözlemliyoruz, 3 yıldır genelde derece alamayan hiçbir arkadaş buraya gelip bize hesap sormuyor. Yani biz niye bir derece alamadık diyen hiç görmedim, bilmiyorum. Evet. Yani onun için merak ettim. Bu soruyu her zaman soruyoruz. Tek tük böyle gelen oluyor. Ama yani sanki kazanamadı da suç işledi. Yok böyle bir şey değil mi? Yani o da bir emek verdi, bir proje yaptı filan. Gelsin sorsun yani. Biz her şeye açığız. Onları bırakın, bunlar kazandılar, bir şey sormuyorlar. Evet. Kadere razı olmayın ya. Böyle daima daha ileri, daha ileri. Diğer sıra numaralarına devam edebilir miyim? Evet. 21 sıra numarasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlarım projesi. Karadeniz. Karadeniz Teknik. Projeniz güzel, çok güzel. Yalnız şu eleştirildi, aşağıda yani ilk öğretim çocuklarının kamu alanı olarak kullanılan yerde dolaşmaları, kontrol edilememeleri eleştirildi. Ne diyorsunuz? Hocam, zemin kat planını bir açabilir miyiz? Aslında burada zemin, yani bizim kurguladığımız şey şuydu. Çocuklar o ortadaki kütleye girdikleri zaman, ana kütleye, kamusal alanla çok fazla bir şey ilişkileri olmuyor. Yani görsel ilişki dışında fazla bir ilişkileri olmuyor diye kurguladık. Hani ve çocukların bir oyun ihtiyaçlarını karşılamak için de bir alt katta yaptığımız o ortadaki çukur ve yani o oyun alanı diye isimlendirdiğimiz yer, spor salonunun hemen önündeki alan ve üst katlarda sınıfların önündeki avluları oyun alanı olarak kurgulamak istemiştik. Zeynep, kesit var mı, onu göster. Son görsel. Hocam 4 hafta, bu birinci. Aslında şu şematik kesitler gösteriyor. Şu mu? Evet, şematik sağ alttaki kesitler. O kamusal alan hangisi? O ortada kahverengi yer mi? Evet, orta alan. Yani orada çökük bir avlu mu var? Evet, evet hocam. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Niye kendinizi böyle bir senaryoya zorunlu hissettiniz? Yani kamusal alanla bir okul, ilk öğretim okulunu buluşturma fikri nereden geldi? Hocam, burada mevcut bir ilkokul var şu an Trabzon'da bu alan. Hemen yanı başında Kostaki konağı, yani şu an Trabzon Müzesi olarak kullanılan tarihi bir yapı var. Yani güzel de bir alan. Çok önemli işte bir uzun sokak, Trabzon'u biliyorsunuz, bilmiyorum. En önemli yaya aksı kentin. Ve daha sonradan yapılan Yavuz Selim Bulvarı, şehir içi trafik arteri, ana trafik arteri arasında bulunan bir yer. Aslında çok yoğun yaya kullanımı yapılan, yayanın çok yoğun kullandığı bir yer insanların. Böyle, ama o okul orada bir şey oluşturuyor yani. Hem müzenin etkisini şey yapıyor, yok ediyor. Oradaki müzenin algısını yok ediyor. Hem de bir orada bir kamusal alan, bir meydan ihtiyacı olduğunu düşündük. O açıdan. Peki o zaman okul zorlama olmuyor mu orada? Yani başka bir yer seçimi yapsaydınız. Burada geçmişten gelen bir okul var. Kentin gelişmesi sonucunda fazla kamusal aktivite yoğunluğu olan bir alanın içinde kalmış gözüküyor. Okulu başka bir yerde yapıp
burasını işte müze, evet, kamusal diğer etkinliklerin yer aldığı bir yer olarak, evet, hocam, ele almak, evet, mümkün olmaz mı? Çünkü ikisi birbirine girince belli zorlamalar olmuş. Elbette burada çözmeye çalışmışsınız ama yine de bu karışıklık çözümlere yansımış. Evet hocam, onu biz de düşündük de biliyorum. Yani orada bir mevcut okulun olması yani bir, doğru, problemin olduğu, doğru, anlamına geldiği için biz de bir de Trabzon'un topografi olarak arazi çok kırık olduğu için yani, doğru, bir okul yapabilecek bir arazi de çok fazla yok açıkçası. O yüzden değerlendirmek istedik. Okul projelerinizle ilgisi var mı? Hayır hocam. Yok, kesinlikle. Bağımsız olarak, evet, yaptınız. Hocam. Peki, elinize sağlık. Teşekkürler hocam. Projenizde güzel noktalar var yani, gözümüzden kaçmadı. Mesela o tarihi yapı, onun önündeki aşağıdaki kesti kaldırdı. Evet hocam. Orada o tarihi yapının önünde bazı gösteriler olabilir. Onu amfi gibi yapmışsınız filan. Doğru değil mi? Öyle, evet hocam, evet, evet. Yani güzel şeyler bulmuşsunuz. O saçaklar filan hoşumuza gitti. Bu işte kontrol edilememesi yani, evet, öğrencilerin o zayıf noktası mimari olarak. Yoksa çelik olarak da güzel yani projeniz. İnşaat mühendisi arkadaş burada mı? Şimdi bir saçaklara gelebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi inşaat mühendisi olarak o saçağı siz içiniz sindi mi? Hangisi? Bir geri gelir misin? Ama ondan inşaat mühendisliği projesinde yoksa. Hayır, şu. Şimdi şunu gördük. İnşaat mühendisliği modelinizde o saçaklar yok zaten. Evet. Ama mimaride var. Siz demek ki mimarları iyi yönlendirememişsiniz. Aslında onun için mansiyon aldınız. Mimarlar beni yönlendirdi. Evet, mimarlar inşaat. Hayır, hesap raporlarında o konsoldan hiç bahsedilmiyor. Ama şeyde mimarlık projelerinde var. Yani siz mi atladınız, mimarlar mı atladı, kim, hayır, ne yaptı? Hayır, atlamadık. Normalde modelimizde SAP raporlarına ona ilk olarak etkiledik. Biraz yakın yani, tutar mısınız mikrofonu? Evet, yani burada bir sabun yaptığınız belli. tabii biz gözümüzden kaçmıyor bunlar ama tabii ki düşünceler güzel. İnsan aslında biraz daha göze hoş gelen, o kadar konsol yapıyorsunuz, göze hoş gelecek büyüklükleri mimarlara önerseydiniz belki daha başka ödüller alabilirdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani o uzun konsollar yapılabilir. Yapılamayacak bir şey değil. Yani yapılır. 40-45 metre konsollar yapılıyor ama ona göre statiğin çözülmesi lazım. Yani konsol yapmayın diye bir şey söylemiyoruz size. Yaparsınız tabii rahatlıkla. Çelik buna müsait. Ben devam ediyorum. 22 sıra numarasıyla Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Çukur Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Benim bir sorum olacak jüri üyelerine. Jüri yorumunda şunu okumuştuk eleştiri olarak. Çatı kararlarında ve iç mekan organizasyonunda sorunlar olduğunu yazıyordu. Ben bunun hakkında direkt sizden, şu an karşınızdasınız, direkt dinlemek istiyorum. Yani bizim için daha yararlı olacağını düşündüğüm için. İlk görselde çatı daha net gözüküyor galiba. Birinci sunum haftasında olması lazım. Devam edelim, bu değil. Sanıyorum CD'de bir sıkıntı var yani burada. Olabilir. O zaman görüntülenmemiş olabilir. Bu PAFT üzerinden konuşabiliyor muyuz? Diğer daha, evet, bu daha iyi. Çatı kararları ve mekan organizasyonunda sorunlar olduğu için bir eleştiri gelmişti bize. Ben çatı organizasyonu, çatı biçimlenişiyle ilgili bazı eleştiriler olmuştu. Özellikle şu vaziyet planında o çok daha iyi gözüküyor. İki tane önemli kitlenin girişim noktalarını görüyorsunuz orada. Evet. O noktalarda bazı sıkıntıların olabileceği, böylesine bir strüktür sistemi bağdaşırken birbiriyle
onların sorun olabileceği konuşuldu. Asıl o iskelet olarak çatıda gözüken kısımlarla diğer işte dolu olan kısımların, opak kısımların ilişkileri konusunda bazı sıkıntıların olduğu, bunların aynı zamanda perspektiflere yansıyabileceği, konstrüktif çözümleri zorlayabileceği ifade edildi. O ifade onun tercümesi. Peki. İç mekanlarla ilgili olarak da bazı ufak tefek bazı sıkıntılar vardı. Onlar dile getirildi. Ama ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Temel meseleler... Zeynep bir lazer pointer versene. Temel tabii meselelerinden ki bir tanesi bu Nigar Sokak'a yapışan uzun kol. Yani içeride kocaman bir avlu var ama dışarıdaki sokağın burnunun dibine kadar dayanıyorsunuz. Bir de aşağıda bu Turgut Reis Caddesi'ndeki kütlelerin birbirleriyle olan ilişkileri. Şimdi onu üçüncü boyutta bir düşün yani. O tam böyle köşesinden değdi değmedi gibi birleşen bir çatı nasıl çözülecek o? Yani mimari artikülasyon açısından da problem. Bence teknik anlamda da bir problem. Dolayısıyla aslında sadece etrafını bir an düşününce vaziyet planı, bunun ne için olduğunu düşündüğümüz zaman ve şu perspektiflere baktığımız zaman strüktür bir şey vaat ediyor. Ama o vaadi böyle yakından baktığın zaman o vaatlerini yerine getirmiyor gibi görünüyordu. Yani o, yoksa böyle ilginç bir proje olduğu kesin ama böyle birkaç hamleye daha ihtiyacınız olduğu da açık görünüyordu. Başarılı bir proje. Ben iki cümle ekleyebilir miyim? Bu pafta kuzeylenmiş haliydi galiba, değil mi? Kuzey işareti, kuzey işareti olmadığı için mansiyon aldım. şimdi sanırım kuzey, siz daha iyi biliyorsunuz değil mi? Yukarısı kuzey yönünde, gölgelere falan da bakarsak, ışık mevzuna dönersek tekrar, orada bir saçak güneydoğu, güneybatı yönüne bakan bir yere bir saçak önerip sonra onun içini boşaltmak da ayrı bir problem. Yani bir yeri görmek, gölge yapmak istiyorsunuz. Sonra ızgara haline getiriyorsunuz. Bunlar hepsi üst üste geldi. Yani bir daha dönebilir miyiz? Geliyor pardon. Ben. Sizin elinizde de gidiyor. Şu kısımlardan bahsediyorum. Bu ilişkinin ötesinde güneşin hareketine şöyle baktığımızda bu güneybatı yönünde yani gölgelenmesini arzu edeceğimiz bir bur var ki ana yaklaşımlardan biri bu cadde. Yine ışık. Yani güneşe maruz kalan bir yere dönüşüyor. Halbuki çok ciddi de bir saçak gibi. Böyle bir ikilemler içeren bir durumu var. Son mansiyon. Saçak aslında sadece mekanı tanımlamak açısından falan mı? Yok, girişe aslında tanımlamak açısından. Yalnız altında bir mekan yoktu hani. Boş ve girişi tanımlamak açısından var olan bir saçak orada. Aksine hani güneş konusunda da sıkıntı olmayabilir diye düşünmekteyim ben. Ama burada aksine gözüküyor zaten. Bence ay saçak kalsın zaten, o güzel. Ama içini boş yapıp da içini boşaltmak bir saçağın o biraz şey. Değil mi? Güneşi kesmek ve altında toplanılacak gölgeli bir mekan oluşturmaya, kurmaya çalışırken onu tekrar güneşe açmak gibi bir ikilem yaşıyor. Yoksa saçak kalmalı tabii ki. Kalsın yani. Bir de şöyle bir konu var bence. Şu soldaki paftanın sağ tarafındaki alt alta 3 resimli. Bir sonraki paftaya gelebilir misiniz? Buradaki çelik strüktürün yoğunluğu arasında bir ilişki var. Mesela bu mekana bakın. Bu çatı nasıl taşınıyor? Kim kimi taşıyor? Nasıl ayakta duruyor bu yapı? Çok basit bir çözümlemeyle diri duruyor. Bir önceki resimle bu strüktür arasındaki ilişki çok kopuk. Yani bunun taşıyıcı sistemi bir takım alçı tavan kaplamalarının altında kalmış ve kaybolmuş gibi duruyor. Halbuki burada bize başka bir şey vaat ediyor. Sanki mekanın ayrılmaz bir parçası ve bir örüntüymüş gibi görünüyor. Ama sonunda siz onu kaplayıp bir şeyin içerisinde bırakıyorsunuz. Ve dolayısıyla biraz farkında olunmamış bir durum var gibi. İyi bir mühendislik var görünüyor. Ama onu örtüp kapladığınız zaman o ikinizin iki grup arasındaki ilişki konusunda bir problem çıkıyor ortaya. Son mansiyon 26 sıra numarasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi hem mimarlık hem de inşaat mühendisliği öğrencileri aynı üniversite.
Evet, ben hemen bir soru sorabilirim. Niye yukarı çıktın? Yani neden bir üst platform? Aslında o kentin içinde o kısım bir seyir terası gibi bir şey gerekiyordu. O kısımda biz Fethiyeliyiz, oradan biliyoruz. Aslında Fethiyeliler hep böyle yüksek yerlere çıkıp, hani arabalarını çekip ya da yürüyerek çıkıp hep böyle bir körfezi izleme ihtiyacı duyuyorlar. Biz de onlara yeni bir yer önerelim dedik, daha sosyal bir alan. O yüzden hazır buraya bir yapı yapıyoruz ve yenilikçi bir yapıyoruz. Böyle de yeni bir platform sunalım insanlara dedik. Ya orada zaten mevcut bir okul var ve biz o okulun her önünden geçişimizde, yani enfes bir yer olduğu için hep içimizden şey diye geçiririz. Hani okul bize kapalı, hafta sonları da kapıları kilitli. Keşke burası halka ait bir yer olsaydı, biz burada vakit geçirebilseydik diye düşünürdük hep. O yüzden hani hem içine hem de çatısını böyle bir seyir terası haline getirdik. Ama buranın keşke bu söylediklerinizi destekleyecek bir fotoğraflı anlatımınız olsaydı. Yani bu şimdi anlattığınız şey o kadar ilginç ki size inanmaktan başka çaremiz yok. Ama öyle, yani bu şimdi bu kadar didaktik bir ilişki var mıdır acaba neden sonuç ilişkisi arasında? Bir seyir terasına ihtiyacımız var. Hazır burada da bir okul var. Onu niye seyir terası yapmayalım? Al sana seyir terası gibi bir şey çıkıyor. Bu çok inandırıcı, yani sizi, bunlara bakmadan sizi dinlesek buradan başka bir şey üretilebilir. Ama bu onun tam karşılığı mı? Doğrusu beni kesmedi bu açıklama. Açıkçası şöyle bir durum oldu onda. Biraz açık konuşayım. Biz aslında evet, bütün... Hatta biraz değil, tamamen açık görsellerimizi konuşalım. Falan her şeyimizi hazırladık. En son açtık 4 tane A1'i nasıl sığdırabiliriz diye. Gerekli olanları koyduk. En son yolladık. Yolladıktan sonra tabii uykusuzluğun da verdiği bir şey. Baktık ki hiç çatıyı gösteren bir görselimizi koymamışız. İnternetteki... Evet. Platformlara, diğer kısımlara koyduk aslında çatında göründüğü görselleri. Fakat tabii paftalarımıza işlemeyi unutmuşuz. Hatta bayağı da pişman olduk daha sonrasında. Fakat burada göremiyoruz tabii onları. Yani baktığımız yeri göremiyoruz değil mi? Yani çatıyı gösteren görsellerimizi koymamışız. Çatıyı göstermek başka, oraya çıkınca neyi gördüğünüzü göstermek başka. Evet, oraya çıktığımızda aslında onu da düşündük. Yani böyle uçsuz bucaksız bir körfez görüyor. Karşıda da yeşil bir nasıl diyeyim, tepe dokusu var aslında. Hani onu göstermek lazım. Evet, işte o da sanki böyle bir manzara fotoğrafı koymuş olacağız gibi düşünerek. Ama bak şimdi vazgeçtim. Birinci kara gözlerle ikinci kara gözlerin arasında baktığın zaman körfezin en dar yerinde karşıdaki çamlığı görürsün. Eskiden daha enteresandı, orada bir tane batmak bilmeyen bir batık vardı. Onu kaldırdılar. Şimdi onu da kaldırdılar, hiçbir enteresanlığı yok. Bir de yaktılar yok. Orayı. Dolayısıyla Fethiye'de bir yere bakacaksan oraya bakmazsın. Evet. Yani o fotoğrafı koysan aslında bu olacak. Benim çok iyi bildiğim bir bölge olduğu için bunu nereye koyduğunuzu biliyorum. Orada dehşetengiz bir seyir terası, hani bütün bu çabaya değer mi? Herhalde yani varsa bile o noktası değildir bence Fethiye. Evet, yani biz biraz duygusal yaklaştık. Hani biz hep yazları mesela o bahçedeki ağaçların altına falan gidip hep piknik ortamı olur orada. Hani daha yukarıda olsa daha hoş, daha güzel bir alan olabilir diye düşünmüştük sadece yaparken. Evet, pişmanlık duyuyor muyum diye baktım. Hayır. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sizin proje ile ilgili olarak jürinin çoğunluğunda sık sık olumlu değerlendirmeler yapıldı. Sonra dönüldü, bazı eleştiriler de yapıldı ama genelde hep olumlu eleştiriler yapıldı. O iki tane çubuğun içinde tüm programın karşılanıyor olması, altta tüm salonların yerleşip üstte diğer küçük birimlerin yer alması, o orta akstaki boşluğu bir okulun kamusal mekan haline getirilmesi filan fikirleri hep olumlu olarak değerlendirildi. Sanıyorum Sarih de bir net, açık, yalın bir de taşıyıcı sistem şeması var. Bütün bu olumlu değerlendirmeleri hep yaptık. Teşekkür. Elinize sağlık. Sağ bilhassa V kolonlarla yaptığınız hem düşey taşıyıcı hem yatay stabiliteyi sağlayıcı elemanlarınız yani değişik bir taşıyıcı strüktür oluşturmuş. Onun için de tebrik ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bir soru sormak isteyen biri var. Aman kaçırmayalım onu. Ödül verelim ona. Merhaba, ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Tanlı Otun. Daha önce çeşitli platformlarda da bu projeye baktığımız zaman biz ilk şeyi hissettik. Yani evet,
Çelik çok kendini gösteriyor. Program çok güzel çözülmüş. Ama bir ilkokul öğrencisi için bu ölçekte bu makaslar, bu kadar galeri boşlukları, bu kadar büyük bir mekan ne kadar psikolojik bakımdan uyumlu. Yani biz arkadaşlarımızla çalıştığımız projede böyle tek katlı, en az zararlı, en böyle kendini insanın kötü, küçük bir insanın kendini kötü hissetmeyeceği şeyleri başta düşündüğümüz için bununla karşılaşınca bizim için çok farklı bir örnek oldu. O bakımdan da hem jüri üyelerinden hem sizden aslında buna nasıl yaklaştığınızı öğrenmek istiyorum. Yoksa çok tabii güzel gözüküyor her bakımdan. Ne güzel işte, birbirlerine sorsunlar, cevaplarını alsınlar. Aslında tabii sizin de dediğiniz gibi bizim de kendi içimize yaptığımız öz eleştirilerde en çok tartıştığımız konu o oldu. Hani evet, jüri raporunda da sizin belirttiğiniz gibi. Burası sanki bir ilköğretim okulu değil de daha böyle bir, nasıl diyeyim, bir AVM havasında oldu ortadaki aks daha ziyade. Evet, belki de bir kolej, bir üniversite, hatta belki çok lüks bir lise gibi. Ama işte biz hem sosyal sürdürülebilirlik açısından okulun işleyişi dışında kalan zamanlarda halkın da kullanabileceği bir alan yaratmaya çalıştık. Bir de aslında okulun da biraz içini bildiğimiz için böyle hani koridorlarında falan, yani denize 0, 10 metre, 20 metre ama denizi görmeden tamamen hareket ediyorsunuz. Biz hani biraz daha bunu hani nasıl naif hale getirebiliriz diye düşündük ve o daha şeffaf bir yapı yapıp böyle daha nasıl diyeyim, ferah iç mekanlar yaratmaya çalıştık. Ama dediğiniz gibi, jürinin de belirttiği gibi, tabii ilköğretim öğrencilerine hatta kesitleri falan biraz işlerken hani çocuk şeylerini koyduğumuz oraya, görsellerini bayağı bir ezildiler aslında o iç mekan içinde. Ama o zayıflığını bile bile aslında biraz daha üstüne gittik, hani hiç böyle bir okul olmamasına rağmen. Hani sonuçta çocuklar, biz de küçükken öyle böyle hani her gün AVM'lerde falan bu tarz yerlerde yaşıyoruz ve çok da başımıza bir şey geldiğini görmedik. Hani neden bir ilköğretim okulunda da denenmesin diye, bir de öğrenci yarışması olduğundan cesaret alarak böyle bir cevap var yani. Arkadaşlar, kolloquium tam istediğimiz gibi oluyor. Ben o gözlüklü arkadaşı tebrik ediyorum. O soruyu sordu. Güzel bir soru. Çok güzel bir nokta. Biz de bunun üzerinde durduk zaten. Zeynep, kesitleri açar mısın? Hemen hocam. Biz kesitlere baktık, iç perspektiflere baktık, çok beğendik. Elinize sağlık. Ancak insan ölçeğine göre gerçekten o gözlüklü arkadaşımız çok iyi gördü onu. Biraz büyük, hacimler büyük tutulmuş. Yani dedik ki olsa olsa üniversitede olabilir dedik. Ama tabii bunlar olacak. Yavaş yavaş bunları aşacaksınız. Ben şimdi diğer arkadaşlarla da yani birbirinize de sorular sorun. Bu daha tatlı bir hale gelsin. Ben bir şey sorabilir miyim Yaşar? Şimdi bu konu enteresan aslında. Yani çevre psikolojisi açısından. Bilmiyorum, bir araştırma yapıldı mı? Yani belli yaş grupları için şimdi AVM'ler, yani mekan olarak bir tipolojik ayrımı var. Yeni bir özellik taşıyor. İnsan ölçeğiyle, değil mi? O ortadaki büyük boşluklar da düşünüldüğünde oldukça büyük oranlar var. Şimdi çocuk yaştakiler bu tür mekanlara gittikleri zaman onların davranışları nasıl? Eziliyorlar mı? Hoşnut oluyorlar mı? Ürkeklik duyuyorlar mı? Yoksa o ortam, o hareketli ortam, sosyal ortam o yaş grubu için ilginç geliyor mu? Doğrusu ben bu konuyu araştırmaya değer buluyorum. Yani tartışılması gerekir. Yani birdenbire de kestirip atmak o kadar doğru olmayabilir. Yani ilk bakışta arkadaşımızın söylediği şey doğrudur. Biz de bu eleştiriyi yaptık. Kesitlerde özellikle insanları koymuşsunuz. Eğer ölçeği doğruysa, hatta Yaşar Bey'le acaba perspektiflerde insan ölçeği yanlış mı konmuş diye bir değerlendirme yapmıştık bu sabah dahi. Böyle bir araştırma bence ilginç olabilir. O konuda şöyle bir şey diyebilirim. Yani en başında araştırarak yola çıkmadık ama hani mekanların büyüklükleri yavaş yavaş ortaya çıktığında, tabii okulumuzun hemen karşısında bulunan bir AVM var, Kent Park. Ona gittik. Tam bizim aradaki açıklığımız 15 metre. Ve orada aradaki galeri boşluğu, atrium 15 metre tam. Onu da ölçtük.
Ve orada gözetlediğimiz şey, yani gözlemlediğimiz şey tam onun zemin katında zaten yani neredeyse bizimkinin iki katı kadar bir saçak tavan yüksekliği var oranın. Orası çocuk oyun alanı olarak tasarlanıyor ve hep orada çocuklar için bir etkinlik, hatta en son gelirken işte iki gün önce de orada bir şey vardı. Hı-hı. Ve baktık bütün çocuklar aslında orada hani vakit geçirmek istiyor. Hepsi o kısımda toparlanıyor. Hı-hı. Biraz oradan da daha sonra hani zaten yapmış bulunmuştuk ama daha sonra da çok da kötü değilmiş. Direkt kendimizi biraz rahatlatarak. Yani siz gözlem yaparak bu yöntemi kullanarak bir değerlendirme yapmışsınız aslında. Evet, çıkış bir, olarak bir daha sonra bir kritik olarak kendimize hani gidip nasıl acaba çok mu ezilir falan diye evet. bakmak için yaptık. Çok da sıkıntılı olmaz herhalde diyerek. Teşekkür ederiz. Ama yanılmışsınız yani. Evet. şöyle bir konu var. Bunu söylemeyecektim ama AVM konusunu ikinci kere açınca bir AVM ile okul arasındaki evet. benzerliği bir şey daha söylersen anlamlı bulabiliriz. Yoksa bunların arasında bir benzerlik yok demek durumundayız. Hı-hı. Çünkü şurayı düşün, boş ver AVM'yi. Buradaki bir takım renkleri değiştirsek, bu uzay sistemden aşağıya sarkan bir sürü salıncak olsa, bir tane tırmanma duvarı yapsak, tırmanma halatları olsa, yerde de pembe, yeşil, mavi bir takım bantlar olsa, burası pekala bir ilk öğretim okulunun serbest mekanı olabilir diye düşünüyorum. Ama sizin projenizde şöyle bir problem var. Mekanlar, mekanla içinde olacak olanların arasındaki ilişkinin nasıl olacağına dair öneriniz AVM ölçeğinde kaldığı için etki de AVM evet. ölçeğinde ifadesini buluyor. Dediğin doğru. Buradan bir alışveriş merkezi de olabilir ama bu hem iyi hem kötü bir yeri. Burada çok iyi bir yerde durmuyor açıkçası. Düşün, o zaman yapı kütle olarak o ifadeyi bulmuyor. Mekansal olarak o ifadeyi bulmuyor. Mekanın hislerine dair o ifadeyi bulamıyoruz. O zaman bunun başlığını kapasak buranın bir ilk öğretim okulu olduğunu söyleyecek birini bulamazsınız. O zaman da konu kalmıyor ortalıkta. Evet, o biraz eksik konumuz aslında o kısım. Yapı ölçeği ve kullanıcı ölçeği arasındaki ilişki. Mansiyonlar böylelikle bitmiş oldu. Börsan Mannesman Özel Ödülü projesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri. Sanırım ekip haftamız eksik. Evet, galiba o da bir CD sıkıntısı, kusura bakmayın. Ama özellikle jüri üyelerimizin beğendiği profil kullanımları, plan ve kesitler görünüyor. Evet, sizden sorular bekliyoruz ama bir şey söylemiyorsunuz. Biz aslında... Elif Merve... Merhaba. Öncelikle aslında bizim projemize geçmeden önce yarışmayla ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim. En azından hani kendi arkadaşlarımdan, bizim okuldan bildiğimiz kadarıyla biz bu projeyi işte dönem projesi olarak yapmıyoruz. Hani hep kendi projemiz, dönem projemizin yanında bir proje olarak yapıyoruz. Yalnız ProStil mesela geçen senelerde sadece bir spor salonu, işte daha küçük ölçekte bir şey varken bu sene aslında biz ilk başladığımızda yarışmaya çok büyük geldi ölçeği ki biz daha önce okul projesi de yapmamıştık hani kendi dönemimizde. İlk başta bu bizi mesela zorlayan bir şey oldu. Hani ne yapacağız, çok fazla fonksiyon varmış, hani ne yapmalıyız, ne etmeliyiz gibi bir şeyle başladık. Bu açıdan aslında belki eleştirilebilir diyeyim, en azından kendi okulumuzda işte bir yandan kendi dönem projemizde böyle bir de büyük bir projeyi yürütmeye çalışırken biraz sıkıntı çektik. Onun dışında kendi projemize gelince de bunu yaptık, yapmaya çalıştık. Böyle bunları diyebilirim. Peki neden Borusan ödülü aldığınızı biliyor musunuz? %100 Borusan Manezman ödülünü kullandık. Ama o raporunuzda %100 yazıyorsunuz diye değil. Bakın bir kesiti açabilir miyiz? Allah. Şimdi hem %100 Borusan profilleri kullandığınızı hesap raporlarınızda gördük.
Ayrıca şimdi tüm kesitlerde hesaplarda kullandığınız Borusan profillerini sistem kesitlerinin içinin tamamında göstermişsiniz. Yani böyle bir sanki bir profesyonel bir çalışma var. Artı 3 boyutlu modellemelerinizde tamamen Borusan profilleri var. Yani inşallah Borusan belki bir okul yapmak isterse burada yönetici arkadaşlarımız da var. Belki kullanır. Hakikaten o açıdan yani biz de inşaat mühendisi olarak diğer mimar hocalarımızın yanında bu proje Borusan ödülü alsın dedik. Çünkü tüm 30 projenin içinde en çok Borusan profili ve doğru yerde kullanılmak kaydıyla kullanılmış. Onun için de tebrik ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Sizin projeniz mimari olarak da gayet net, çok temiz, fonksiyonel, işlevsel, strüktür mimariye uymuş ve strüktür arkadaşımın söylediği gibi 1/20 kesitlerde işlenmiş. Sanki al hemen binayı yap. Yani binayı o duruma getirmişsiniz. Siz kaçıncı sınıftasınız? 3. sınıf. 3'tesiniz. Daha 4 var. Seneye daha iyi proje bekliyoruz o zaman. Yani bu yönüyle de uygulamaya dönük bir sadece bir hani skeç şeklinde değil ama uygulanabilir bir proje. Kolay uygulanabilir bir proje olduğu için ve mimari netlikten dolayı da Borusan ödülüne layık görüldünüz. Ben teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlardan var mı bu arkadaşlara sorulacak soru? Antakyalıların hiç sesi çıkmıyor. Bir soru sorun ya, biriniz kalkın ya, sen uzun boylu olan arkadaş. Hangisi uzun boylu? Ben bir şey merak ediyorum. Hocam size sorayım. Mimarlık fakültesi ne zaman açıldı Antakya? Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. Çok teşekkürler. Ben de bizim sıramız geldiğinde biraz bunlardan bahsetmeyi de düşünüyordum. Çünkü bizim için aslında çok değerli bir ödül. Hem hani sizden böyle bir ödülü almamız, öğrencilerimizin kazanması. Hem de bölümümüzün çok hani genç olmasından ötürü 20 yıllık bir üniversitede 3 yıldır faaliyette olan bir bölüm. 4 yıldır da fakülte olarak mimarlık fakültesi var. Peyzaj mimarlığı bölümü ve mimarlık bölümleri aktif olarak eğitim hayatlarını sürdürüyorlar. Mimarlık bölümünden henüz mezunumuz yok. Önümüzdeki yıl vereceğiz. Öğrencilerimiz aslında 3. sınıfa kadar hiç akademik personel bulunmayan bir mimarlık bölümünde eğitim aldılar. Ben ve Göze hocamız Eylül ayından beri Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümünde. Diğer hocamız da kalsın. Sizi de görelim. Eylül ayından beri Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümündeyiz. Daha önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydik. O arkadaşları da canı gönülden kutluyoruz. Herkesi kutladığımız gibi. Ve hani biz göreve başladığımızda pırıl pırıl çok gerçekten de mimarlık mesleğine merak eden, algıları çok açık ve çok istekli bir grupla karşılaştık. Çok şanslıyız o açıdan. Ve hani bölüm olarak da bir şey kurguladık. Hani 20 yıllık bir üniversitede bir mimarlık eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bir mimarlık ortamını kurgulamaya çalışıyoruz öğrencilerimize beraber. Mimarlık kültürü uygulamaları hareketini başlatalım istedik. Çeşitli söyleşilerle, yarışmalarla, teknik gezilerle bunları desteklemeye amaçladık. Bir küçük bir proje yarışması daha düzenlendi bölümümüzde. O 3. sınıf öğrenciler arasında üniversitemize bir biriminin tasarımının yarışmasıydı. Daha sonra onun verdiği bir heyecanla da bu arkadaşlarımız ProStil yarışmasına da girmek istediler. Biz de tabii ki hani böyle istek ve arzuyu
gördükçe onların yanında olup onlara ufacık şeylerle, hani katkılarla yardımcı olmaya çalıştık. Başarı tamamen öğrencilerimizin başarısıdır. Ve bu ödül bizi gerçekten de çok mutlu ve güçlü kıldı her açıdan. Hani akademik anlamda da, üniversiteye karşı da bazı şeyleri hani şey yapabildik, anlatabildik. Öğrencilerimizin başarıları gerçekten de takdir topladı. Üniversitemiz açısından da çok mutlu etti. Durum böyledir Antakya'da. Ama hani gittikçe herhalde, bir de şöyle bir durum var yani, 100'e yakın mimarlık bölümü oldu şu anda. Hani bildiğimiz kadarıyla. Çok fazla bölüm var, çok fazla öğrenci alınıyor. Her yıl mezun olan öğrenci sayılarına baktığınız zaman mimarlarda özellikle bir istihdamda bir artış var. Yani daha doğrusu hani mimar sayısında bir artış var vesaire vesaire. Böyle olunca tabii öğretim üyesi sayısı veya öğretim üyesi bulmak çok zor. İşte çok az sayıda birçok şeyle boğuşuyorsunuz vesaire. Hani eğitime paralel bu tarz yarışmaların olması ve öğrencilerimizin bu tarz yarışmalara girerek eğitime paralel bir şeyler edinebilmelerini çok arzu ediyoruz. Ve bunu da çok destekliyoruz. Evet, yani mimarlık sadece hani bizim stüdyoda verdiklerimize kalmasın. Bu kültürün içinde olsunlar, bu camiada olsunlar, bir iletişim kursunlar ve böyle hani gelişimlerine katkıda bulmalarını arzu ediyoruz. Sizlere de bu yarışmayı düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sırası, lütfen buyurun. Sırası gelmişken söyleyeyim. Yani 3 senelik, 4 senelik bir eğitimle çelik yapı kolay kolay yapılmaz yani. Onun için biz hocaların danışmanlığına önem veriyoruz. Her üniversitede bunu yapsın. Yani bu şey edilecek, çekinecek bir şey değildir. Mühim olan öğrencilerin yetişmesidir. Ve çelik yapıyı öğrenmeleridir. Evet, çelik, bir de inşaat mühendisinden tabii ki çok tabii. Kıymetli hocamız Hakan Hoca, Amerika'da çelik üzerine doktorasını yapmış bir öğretim üyesi. Onun da tabii ki takım çalışması olarak inşaat mühendisi öğrencilerimizle beraber böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrik ederiz. Sağ olun. Diğer 3, 2 ve 1 kaldı. Onlara geçiyorum. Üçüncü ödül İstanbul Teknik Üniversitesi. Soru varmış. Bir soru varmış. Buyurun. Hangi proje? Hangi projeyle ilgiliydi? Genel olarak. Genel bir soru sormak istiyorum. Okay. Aslında hatta bu yarış sadece bu yarışmanın özelinde de değil. Ne olacak bu dünyanın hali gibi? Aslında ne olacak bu yarışmaların hali gibi? Yani benim aslında kendi grup arkadaşlarımla da bir takım tartışmalar yaşadığımız bir konu bu. PAFTA tasarımı konusu. Yani PAFTA tasarımına jüri üyelerinin projeleri değerlendirirken ne ölçüde değer verdiğini merak ediyorum. Yani sadece tasarlanan projenin mi etkisi oluyor değerlendirmede, yoksa PAFTA tasarımlarının da etkisi var mı? Çünkü bana kalırsa mimarlık öğrencilerinin ve mimarların yalnızca proje üreten insanlar, proje tasarlayan, yani yapı tasarlayan insanlardan ziyade grafik tasarlayan, hatta söylem tasarlayan insanlar da olması gerekiyor bir anlamda. Bu açıdan açıkçası merak ediyorum, çünkü siz de yalnızca bu yarışmanın jürisinde bulunmayan, birçok yarışma jürisinde yer alan insanlarsınız. Bu açıdan merak ederim. Teşekkür ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şöyle, bunun sonuçlarına baktığınız zaman da onu görebilirsiniz. Bence tasarım bunun tamamı. Bir düşünceye sahip olmak, o sahip olduğunuz düşünceyi dillendirebilmek, o dili çok iyi kullanmak ve onu anlaşılır bir hale getirmek bence tamamı bir tasarım. Tabii bütün bu temsil tekniklerinin çok çok gelişmiş olduğu bir dünyada bunların bir bölümü sadece fiyakalı bir takım grafik
tasarımlar. Bir kısmı da gerçekten derdimizi anlatmamıza yarayacak olan akıllı kullanımlar. Bunu ayırabiliyoruz. Yani fiyakalı ama içi boş bir şeyle, içi dolu ama iyi anlatılmamış bir şey arasında okunaklı bir şey oluyor. Sonunda kahve falına bakmak gibi ama bunu anlayabilecek kadar bir birikimimiz var. Dolayısıyla bunların hepsi önemli. Ama şöyle, çok iyi çözülmüş ama çok iyi anlatılmamış bir proje, böyle bir yarışmada çok şey olmaz. Kaybetmesi için bir nedeni yoktur. Mesela geçenlerde ben bir yarışmada jüri üyesiydim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir öğrencinin hiçbir şeyi tamamlıyor. Adı yok, künyesi yok, kimlik zarfı yok. Kurşun kalemle çizilmiş, toplam 8 tane çizgi var. Fakat o kadar akıllıca bir şey var ki paftasında, onu başından sonuna kadar. Hani bu şeyde heba olmaması için o fikrin onu götürdük. Burada da bence hep bu konuşulan şeylerden bir tanesiydi. Ve şöyle, iyi ki bu konuyu açtın. Bence yani kendi okulumdan da başka okullardan da bildiğim şöyle bir şey var. Temsil tekniklerini neredeyse hiç bilmiyor öğrenciler. Yani bir programı iyi kullanabilmek ve ona böyle çeşitli marifetlerde bir şeyler yaptırabilmekle bir düşüncenin ifadesi olarak o dili iyi kullanmak arasında çok önemli bir fark var. Ve bunları ayırabiliyoruz ve bence sizin de çok çok dikkatle ele almanız konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bazı, burada da var, çok iyi bir fikir var, çok kötü bir anlatım. Hiçbir şey yok ama iyi zorlanmış bir takım paftalar var. Ama hepsi değerlendirme kriterlerinin içinde açıkçası. Şimdi tedirgin olmayan lüzum yok. Buradaki arkadaşlar, jürideki arkadaşlarım hepsi bina yapmış, tecrübe sahibi arkadaşlarımız. Yani biz grafik sunuma da bakıyoruz tabii de, ama projenin özünü, yani mimari düşünce ve ona uygun strüktürel sistemin oluşması esas değerlendirmemiz bizim. Yani o grafik, o iyi çizildi de bilmem birinci oldu, yok öyle şey. Yani biz burada mimari değerlere bakıyoruz, strüktürel çözümlere bakıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Yani grafik biraz ikinci planda kalır. Üçüncü ödül. Orada soru var. Buyurun. Ya, sorular gelmeye başladı. Benim de yine genel yarışmalarla ilgili bir sorum olacak. Değişik internet, yani internet sitelerinde falan da karşılaştığımız projelerde aslında özellikle profesyonel yarışmalarda çokça rastlanıyor bu tartışmaya. Mesela 800 bin kişilik çok amaçlı salonların 3 metre gibi kat yükseklikleri ya da 5000-6000 metrekarelik belediye binalarının yangın merdivenlerinin olmayışları ve bu projelerin birinci, ikinci, üçüncü seçiliyor olması aslında şu anda çok fazla tartışılan bir konu bu mimarlık, yani mimari yarışmalarda, profesyonel yarışmalarında. Yani bu projede de aslında paftaları incelediğimizde, şurada ödül alan almayan, hani aslında mesela sınıf kuzey ışığı, hani en temel şey aslında baktığımızda yani birçok projede yani direkt güneye falan yaslanmış sınıflar, dolaşımlar kuzeyde çözülmüş gibi çok temel şeyler var aslında. Hani jürilerde sizin de dediğiniz gibi hani grafik anlatım ya da fikir düzeyindeki tartışmalarda hani bu tarz detaylar, yani uygulanabilirlik tartışılıyor mu, yoksa mesela çok baskın fikirler hani biraz incelebilmiş falan gibi mi kalıyor, bunu merak ediyorum. Valla yani mimari konseptteki ana fikir tabii önemli. Yani sizin söylediğiniz daha detay, yani sınıfların güneye bakması, koridorların, onların üzerinde de duruluyor ama bir buluş getiren, bir buluş getiren konseptler de daha tercih ediliyor. Yani şimdi mesela göreceksiniz, bir proje gelecek, köprü üzerinde okul yapılmış bir proje. Hatta bu konuyu orada da tartışırız yani. Basabilir misiniz Nevzat Bey? Hiçbir tasarım aslında her şeyi çözmek için yapılamaz. Ya yani esasa dair bir takım meselelerle uğraşıyor. Hele bir yarışma projesi. Dediklerinin hepsi doğru. Yangın merdivenleri, kat yükseklikleri, kuzey ve güney ışıkları.
Ama şu tarafı da doğru. Yani bunlar gerçekte yapılacak olan projeler olsaydı nasıl ilerliyoruz hayatta? Biz de gerçekte yaptığımız projelerde böyle saçma sapan hatalar yapıyoruz. Ama bir sürü aşaması olduğu için biri size diyor, diyebiliyor ki ya burada şöyle bir durum var. Orada geriye dönüyorsunuz. Ve bazı projeler o geriye dönüşleri içerebiliyor. Onu yapabilir ve o değişiklikler yapıldığında esasa dair değişiklikleri çok kıymetli olmayabilir. Bazıları ise yerle bir oluyor. Önemli olan onu bulup çıkarabilmek, o mesele. Yoksa mesela bunların hepsi gerekçelendirildiği zaman tartışmalı bir konu. Türkiye ikliminde, diyelim ki İzmir'desiniz. Sınıflarınız güneye mi bakmalı, kuzeye mi? Bir çırpıda söyleyebilir misin? Kuzeye bakmalı bence. Değil ama. Mayıs ayında o sınıfta oturamazsınız yoksa. Halbuki hiç değişmeyen bir kuzey ışığını. Yani siz bunu öyle bir sınıf kesti çözebilirsiniz ki sınıflarınız kuzeye bakıyordur ama aldığınız ışık güneydendir. Yani bu kontrol ederek aldığınız ışık. Ya bunlar böyle çok oldukça, yani hangi noktaya dokunsanız, konu mimarlık olduğu için çok böyle gidebildiğin yere kadar gidebileceğin şeyler. O zaman şunu talep etmeniz lazım. Mesela bazı projelerde var, sürdürülebilirlik. O zaman ekolojistlerin de olması gerekir yarışmada. O zaman altyapıcıların da olması gerekir. O zaman yangıncıların da olması gerekir. Böyle yarışmalar olabilir ama bu yarışmalarda bana göre, bu jürinin görüşü değildir, tamamen kendi görüşümü söylüyorum, esasa dair olan meselelerin çözülmüş olması, ikincil, üçüncül meselelerin de esasa dair meselelere asılarak çözülebilme potansiyelini belirtiyor olması. Beni sadece bu, yani ben yaptığımda da, ben baktığımda da benim ölçütüm bu aslında. Teşekkürler. Başka sorunuz yoksa diğer ödül alan öğrencilerin projelerini göstereceğim. Evet, üçüncü ödül İstanbul Teknik Üniversitesi. Ha, şimdi burada konuşalım mesela. Zaten bu burada çok konuşulacak. Ben bahsedeyim mi biraz, bilmiyorum ama. Ben önce bir soru sorayım size. Bir soru sorayım size. Siz bu nehrin üstüne bu köprüyü attınız değil mi? Evet. Suların içine kolonları niye koydunuz? Bir gerek. Yani esasında ben... Yani bir köprü yapıyorsunuz, kolonlar suyun içinde. Aslında hani varsayımımız vardı bizim. O köprü ayakları bir platformun üzerine yerleştirilerek, hani betondan bir platformun üzerine çelikten daha... Sesiniz gelmiyor, sesiniz gelmiyor. Su içerisinde betondan bir platformun üzerine çelik yapının devam etmesi gibi bir varsayımımız var da bunu projeye aktaramadık pek fazla. Hayır ama şimdi o açıklık ne kadar? 24 metre, iki kolon arası, iki ayak arası. 24 metre. Demek ki karaya kolonları koysan 24 metre. İki, rahat rahat geçilebilir değil mi? İki kolon arası 24 metre. Yani dere yatağı daha 45 metre dere yatağı. 45 metre de geçilir. Geçiliyor. Geçiremedik. Yani. Neyse, yani bunu şimdi sormuş olduk. Çünkü sizin orada kocaman kirişler var değil mi iki tarafta? Yapma kirişlerimiz var. O kirişler 45 metreyi geçecek şeyde yani. Değil bayağı mi? Büyük kesler kullanmamıza rağmen bazı yerlerde yine sıkıntılar oldu statik anlamda. Ben bir soru soracağım aslında hani proje üzerine giderken. Mimari düşünce ile statik düşünce, hani bunların yüzdesi yarışmada ne kadar etkili? Mesela %60 mimari mi diyebiliriz, %40 statik mi veya bir yüzdesi var mı bunun? Çünkü baktığım kadarıyla statiğe pek sanki önem... Hayır, şimdi bakın mimari konsept önemli değil mi? Yani mimar bir tasarım yapacak ki strüktür onun için kurulacak yani. Öncelik mimaride tabii. Yani statik de önemli çünkü statik çözülmezse eğer mimari eser yapılamaz ki, değil mi? Ama tasarımı yapan mimariyi tasarlayan, konsepti oturtan mimar, o önemli yani. Daha önemli. Yani ben de ona ekleyebileceğim şey,
Biz biraz geç başladığımız için hani statik üstüne çok yoğunlaşamadık biz de. Hani yani mimari çıktı daha sonra statiği çok geliştiremedik. Öyle bir şey ekleyebilirim şu an. Ama mimari de çok temiz değil. Evet tabii ki. Yani mesela biraz önce senin sorduğun sorunun çok güzel bir örneği bu proje. Yani Karadeniz, dereler taştı, taşmadı, HES, bu hidroelektrik santrallar. Yani o bölgenin hep böyle bir dereyle bir alıp veremediği bir şey var. Şimdi bir derenin üzerinde okul binası yapmak Ege bölgesinde çok aman aman bir şey olmasa bile Karadeniz'de bir problem. Ve nitekim burada tanıtırken yani sunuşta koydukları bir dereyi geçmek için kullandıkları uyduruk şey, halatlı çözüm işe başlangıç noktaları açısından bence olağanüstü bir şey, başlangıç noktası. Şimdi oradan başlıyor. Biraz önce kendileriyle de konuşuyorduk. Bir sıkı bir yağış olsa, o dere 3 tane orta cüssede ağacı getirip o kolonlara yaslasa, gelen bütün otlar oraya takılsa, orası bir barajın gövde duvarına döner ve hani bir buçuk saat, bilemedin 2,5 saat sonra yerdedir. Şimdi bu orada görülüyor. Ama şu da görülüyor. Eğer mühendis arkadaş onda çalışacak yeterince vakti olsa o ayaklara hiç gerek olmadığını biraz önce Yaşar Bey'in söylediği gibi onun sadece bir uzay köprü kirişle çözülebileceğini de biliyor. Şimdi o potansiyeli taşıyor artık. Oradaki şey bence öğrenci olmak, o hızlı yapmış olmak gibi. Ama bazı projeler hiç taşımıyor olabilir. Onlara tabii söyleyecek bir şey yok. Mühendislik böyle ama iç mimaride de iç mekan açısından yani o dehşetengiz strüktürün içerisinde böyle minik minik bir takım kulübelerle onu ilk öğretim okulu hissine getirme çabası bence çok acemice bir şey. Ama desek ki vaktimiz olsa bu projeyi yapıyor olsaydık ve bu kritiği onlara ya bunları kaldırın buradan bunlar olmadan da bu iyi olabilir perspektiflerinizde görünüyor zaten onlar deseydik. Pekala, nitekim kendi aramızda da tartışma da böyle seyretti. Yani şeytanın avukatlığını yapıp savunmak ya da oradaki her şeyi bulup kurcalayarak ortaya çıkarmak açısından. Dolayısıyla bu altyapısı var bu projenin. Bulunduğu coğrafya içindeki yerini, o coğrafyada bu problemin ana hatlarını, bu problemin çözümünün uçlarını gösteriyor. O zaman tamam buradan devam edilebilir diye düşündüğümüz bir şey. Biraz bir şey daha buradan gelmişti soru. Fiyakalı bir çizim konusunda bu proje yine enteresan. Çizimi de çok son derece böyle şey iç mekana gelinceye, iç mekan anlatımlarına gelinceye kadar çizimler. Yani neyse o böyle çok üzerine abanılmamış bir çizim açıkçası ama derdini de iyi anlatan bir çizim. Evet mesela burada görülüyor. Bu iç mekanları çizen biri bir tane şahane bir kesit var o burada. Ha, şurada kesiti çizmez yani. Çok açıktır ki. Ama var. O varlığı hani onu oradan kaldırırsanız bu proje tepe taklak olmuyor. Kendine geliyor. Mesela bu çok açık bir biçimde aslında jürinin iç tartışma platformunu deşifre ediyorum şu anda. Hani bunları söyleme dediler ama ben söylüyorum. Bu üst örtülü köprüde niye ayrık binalar yaptınız sınıfları? Açıkçası yani sınıfları ayırmak için... Ama niye böyle bir bina formunda bir şey öyle tasarladın? Yani bir veri mi vardı orada? Çatıyla ilişkim biraz hani aklımı kurcaladı orada. Evet. Öyle ayrı bir birim yapmak hani sınıfın çatısını ve ses izolasyonunu kolaylaştırabilir diye düşündüm. Hayır. Öyle bir şeye gittim. Yani formunu niye bir... Form olarak yani öyle çok özel bir nedeni yok onun. Öyle mi? Evet. Halbuki olması gerekiyor. Evet olması gerekiyor. Öyleymiş gibi duruyor. Şirinlik kapmak da aslında yani sizin ilk başta söylediğiniz sanki gibi. Sanki köy evlerini kaldırıp evet. Oraya sokmuş bir hava. Evet olmuş. Çünkü aslında köy gibi bir tasarım önce... İlk başta gitmiştik. Daha sonra değişince ondan gelen bir şey oldu sanırım o da. Peki. Bir soru soracağım size. Burada halkın kullandığı yer neresi? Halkın kullandığı kısım çatı kısmı. Yani bir geçit çatıdan şekilde gibi. Kullanılıyor çatıdan. Ama ortada bir yırtık var. Hani okulun içinde Yani köprünün üstünden geçiyorlar. Evet ama yırtıktan da aşağı inip içeri giremeseler de ilerleyip hani okulun içinde bir nebze tadabilip tekrar yukarı çıkabiliyorlar.
Şu sarı bant değil mi? Evet, o sarı bant. Bizce ilginç olan burada devletin iki yatırımı, yani okul ve köprü yatırımını yapacağına bir yatırımla hem okulu hem köprüyü yapmış olması, her iki yakadaki insanları okula ulaştırması gibi, gerçi sizin proje gibi bir başka proje daha var. Aynı köprülü bir projemiz, proje daha var. O gerçi üçüncü elemede elenmişti. O da benzer bir konsept. Sanki o da bir başka üniversiteden galiba. O da daha farklı bir konseptti. O da köprülü projeydi. Tokat'ta bir köprülü proje. Yani enteresanlık, bilmiyorum sizin yaşadığınız yerlerde böyle bir ulaşım sorunu mu oldu ilkokula giderken? Oradan mı aklınıza geldi? Yok, hayır. Yani bu medyada çok karşılaştığımız bir konuydu. Çok fazla can kaybı oluyor. Karadeniz'de bu ilkel teleferik demeye bin hacet taşıtlarla. O aklımıza geldi ve işte çocukların hani okul ihtiyacı için oradan geçtikleri de anımsadığımız bir şeydi. O öyle bir şeyden yola çıktık. Ben bir soru soracağım. Şimdi sizin iç mekan perspektiflerinizde şu hani Şirince olsun diye düşündük dediğiniz o çatılı birimlere ait hiçbir resim yok. Hiçbir iç mekan resmi. Ha, vardı aslında. Çok algılayamadık. Yani onu o kadar kuvvetli algılayamadık. Şurayla. Sınıf içinden yani, bir görüntü var. Kesitler. Kesitte var. Ben, evet, sınıf içinden de sağ altta. Yani anlaşılmıyor ama bu kadar vurguladığınız o kes, değil mi, o birimler, sanki bu kadar çok bileşen varmış, bu iç mekanı onlar oluşturuyormuş gibi duruyor. Ama perspektiflerde biraz önce Nevzat Bey'in söylediği tamamen başka, aslında hiç onlar olmadan da bu mekanların biçimlenebileceğine dair perspektifler var. Ben onu aradım şahsen. Yani o bu kadar vurgulanmış birimler, bileşenler, sınıf bileşenleri, ikinci cidar, ne bileyim ben, konfor koşullarını sağlamak üzere diyorsunuz. Ama ona dair fazla bir iç mekanı yansıtan perspektifler yokmuş. Olsaymış iyi olacakmış. Ama kutluyoruz yani, bu kadar olumlu özellikleri olduğu için ödüle değer bulundu projeniz. 3D'leri kim çizdi? Ve ikincilik ödülünü proje Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri aynı üniversite danışman öğretim üyeleriyle birlikte. Biraz nereden yola çıktığımızı anlatayım isterseniz. Yani bu bir hani yarışma ilköğretim okuluydu sonuçta ve hani temamızı da burada oluşturmak istedik. Yani keşfet, hani eğitim nasıl olmalı? Önce biraz bunu sorguladık. Yani bir ilköğretim okulunda çocuklara hani ortaya koyulan bir yapıyla mı eğitim verilmeli, yoksa çocukların aidiyet duyduğu ortamda gerçekten hani var olan şeyi keşfederek mi bir eğitim verilmeli? Yani çünkü siz doğayı, yeri, çevreyi, o kültürü, dokuyu keşfettirmeden yapacağınız bir eğitim sizin istediğiniz eğitimdir. Yani siz ne veriyorsanız çocuk onu alır. Ama bizim özellikle yer seçiminde de dikkat ettiğimiz olay hem o kendi kültürlerini keşfetsinler, hem doğayı, hem işte çevreyi, dokuyu, kentin panoramasını ve hani bizim verdiğimiz değil, onların mümkün olduğunca alabildikleri bir proje olmalıydı bu. Yani yer seçimine ve temamıza böyle başladık öncelikle. Ondan sonra işte birimlerimizde kütlenin oluşumlarında tamamen işte çocukların o hani keşfetmek hissine vereceğimiz o dokuya uygun, hani onun içinde böyle soyutlanmayan, hani nasıl yaşamak istiyorlarsa ve o bölgede nasıl yaşıyorlarsa, ki şu merdivende inen çocuğu da görebilirsiniz. Hani zaten öyle bir ortamlardı ve biz de hani o ortamları neyse onu keşfettirecek bir kütle tasarlamak istedik, okul tasarlamak istedik. Projeyi öyle başladık. Projenizin en başarılı tarafı zaten çevreye ve dokuya uymanız, yani o. Çok beğenildi. Projenizin en başarılı yönü o. Statik raporu kim yazdı? İnşaat mühendisi arkadaşım. Ben yazdım. Yani
eksiklerimiz vardı. Statik projede yetişmedi çünkü. Evet. Birazcık geç başlayabildik. Hı. Bir tane daha arkadaşım var olsam. O şu an burada değil, gelemedi. Ya, birlikte yazdık. Hı. Spor salonunun resimlerini çizdik. Ve bazı birimlerin zaten statik çözümleri yok. İdari birimlere geçemedik hiç. Hı. Sadece sınıflarda ve spor salonunda biraz çözümlerimiz vardı. Ama devamını getirip hepsini çözmeyi çok isterdik. Mimarlarla nasıl? İyi çalışabildiniz mi? Ya da sizin uyarılarınızı dikkate aldılar mı? Şöyle, ilk başta zaten onların bize getirdiği proje, ilk başta hocalarımız falan hep birlikte görüştüğümüzde daha farklı bir şeydi. Hiç böyle değildi. Daha sonra bizim Hakan hocamız da vardı. Onunla birlikte daha farklı. Biz açıkçası daha simetrik bir şeyler istediğimizi söyledik. Hem bizim çözümümüz açısından da. Sonra onlar tabii değiştirdiler projeyi. Bu şekilde yaptılar ikinci kez. Ve bizim mimar fakültemiz Antakya'da, biz İskenderun'da olduğumuz için çok fazla görüşemedik. Ama yani tabii biraz kopukluk vardı değil mi? Hesap raporlarıyla mimari arasında. Yani bazen zaman zaman oldu tabii ki. Ama yine de uzak olmasına, bir de ben dördüncü sınıfım, bitiriyorum. O yüzden onun da bir sıkıntısı var. Bu da bizim projemizden tamamen ayrı bir projeydi. Başka projelerimiz de var. O yüzden çok iletişim kurduk mu bilmiyorum. Yani mimarlar Antakya'da okuyor, statikçiler İskenderun'dayız biz, evet. İnşaat mühendisliği kaç senedir var Mustafa Kemal'de? Kurulduğundan beri var diye biliyorum ben. 20 İnşaat yıl. En eski bölümümüz tam öyle değil mi? 18 yıldır, evet. Ama çelik dersimizi biz 4. sınıfta almaya başlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Başka üniversiteler ne zaman alıyor bilmiyorum. Fakat ben 1. dönem çelik dersi aldım. Ve sadece o dönem gördüklerimizle yaptık. 2. dönem çelik proje dersi alıyoruz. Fakat 3'te falan değil. Bildiğim kadarıyla bazı üniversiteler 3'te veriyorlar çelik dersleri. Çelik projesi yapıyor musunuz bu arada? Ders olarak. Yani bir uygulaması var mı? Bir su proje var, bir çelik proje var. İsteyen su projeyi, isteyen çelik projeyi seçiyor. Ama ben şu an çelik projeyi alıyorum. İyi akşamlar herkese. Öncelikle biz burada 4 kişiyiz ama şu anda bizim 3. sınıfların hepsi canlı yayında hepimizi izliyor. O yüzden sizlerin düşünceleri bizim için önemli olduğu kadar arkadaşların da çok merak ettiği bir konu. O yüzden hani bizi her anlamda olumlu ve olumsuz eleştirirseniz çok seviniriz. Her türlü eleştiriye açığız. Onu belirtmek istedim. Ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Şimdi bir kere bütün o söyledikleriniz özellikleri taşıyor projeniz. Özellikle çevreyle uyum açısından çok başarılı bir proje. Şu sorulabilir, yani sizin kendi kendinize soracağınız sorulardan birisi olabilir belki. Bunlar çok küçük birimlerden oluşan bir doku. Bunların çelikle taşınması bir özellik taşıyor mu, getiriyor mu bizim mimarimize diye düşünülebilir. Biz birazcık kendi aramızda konuşurken bu bina parçalarının, öyle diyelim, veyahut da birimlerinin her birisinin çelikle çözülmesi mimari, bu parçalı mimari biçimlendirmeye olumlu katkı yapar mı? Biz bunu çelik yerine başka bir sistemle çözseydik, diyelim ki betonarme sistemle çözseydik, çeliğe kıyasla sizin mimari dilinizi nasıl etkilerdi veyahut da buradaki konseptinizi nasıl etkilerdi diye kendi kendimize tartıştık. Sizin bu konuda bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bizim bu... Burada çelik yapılmasının avantajı ne oldu sizce? Bizim burada hani çeliği kullanmamız aslında biraz şey de oldu. Hibrit malzeme. Çünkü hani o dokuyu incelediğimiz, hani keşfet taması çevresinde şekillendiğimiz için Antakya evlerinin dokusunda da zaten eski Antakya evler olmasına rağmen çelik kirişler kullanılmış mesela konsollarda. Dökme, dövme, çelik kirişler ve hani bu da aslında bizim hani betonun arme yapabilirdik tabii ki. Hani bu çelik yapmamız bize en azından o küçük sınıf modüllerinde ekstra bir avantaj sağlamadı, ama gene konsept çevresinde hani keşfet derken
çocukların okulda gördükleri şey aynı zamanda evlerinde, yaşadıkları mekanlarında da keşfetmesi açısından o temayla bir uyum sağladı. Hani Göbyon duvarları işte kullandık ki Antakya'da taş duvarlar olunca yani oraya bir gönderme yaptık. İşte brüt betonlar kullandık sınıf girişlerinde, ahşap kullandık, cam kullandık. Hani o dokuya uygun bir şekillenme yapmak istediğimizden dolayı şekilde kullandık. Tabi betonarmenin yapılabilirdi tabii ki o küçük modüller içerisinde. Ama Antakya'nın hani o tradisyonel geleneksel mimarisi de taşıyıcı sistem çelik değil, değil mi? Bazı döşemelerde konsol çıkmalarda dövme çelik, dökme çelik kullanıldığını şey yaptık, gördük. Yani dövme çelik dediğin... Yok, dökme çelik, dökme demir. Dökme demir ama onlar dekoratif, taşıyıcı değil, değil mi? Hayır, konsollarda... Parasollarda. Ha, konsollarda. Konsollardaki dövme. Evet, evet. Volta da var. Evet. Volta döşeme var mı? Volta var. Döşeme. Ben biliyorum onu. Hocam, Fransız dönemine denk gelen... Fransızların müthiş bir egemenliği olduğu için bölgede. Fransız dönemi yapılarında görüyoruz biz özellikle hani üst katlarda dökme demir I profilli çıkmalı kullanımı bir, mevcut. Yani şöyle bir değerlendirme biz kendi aramızda yaptık. Şimdi bunlar çok küçük birimler yani açıklıkları itibariyle değil mi? Geçilen açıklıklar itibariyle küçük sınıf birimleri. Onlar da tek tek ele alınmış, parçalanmış. Bunların betonarme olarak yapılması, altına inilemeyecek bir takım, hocamız burada mühendis olarak, altına inilemeyecek bir takım kesitleri var tabii onların değil mi? Yani yönetmelikler gereği. Dolayısıyla onları aldığımız zaman bile sanıyorum çeliğe kıyasla daha ağır bir etki yapabilirdi. Yani çelik bu bakımdan bu küçük açıklıklar olmasına rağmen biraz irrasyonel gibi gözükse bile ilk algıda gerçekte bu mimariyi ifade etmede mimari dil geliştirirken bence çok uygun olmuştur diye biz kendi aramızda bir değerlendirme yaptık. Yani sizin mimarlık dilinize, bu parçalı mimarlık dilinize ağırlaştırmadan bütün kesitleri çelik bir aracı olmuş, yardımcı olmuş diye düşünülebilir. Evet. Bu yüzden betonun da aşınmasını da açıkçası biz kendi açımızdan bunun çözümlerini yaparken tabii vaktimiz olsa bile betonarmesini de çözüp ikisini birlikte kıyaslardınız. Tabii çok istemiştik böyle ama çeliği bile yetiştirdik. Yine boş bir zamanınızda kıyaslayın bence. Faydalı olur. Evet, bu ikisini birlikte aslında yapıp göndermek istemiştik. Bir de dediğim gibi o rüzgardan dolayı betonun aşınmasını da düşündük açıkçası. Yani sadece bir taraftan hep ve ciddi şekilde bir rüzgar var. Bir de ben mimari bir değerlendirme yapmak isterim. Bütün olumlu şeylere rağmen şeyi düşündük. Şimdi bu kadar parçalı bir ortamda bir 6-7 yaşında, 8 yaşında bir çocuk dolaşıyor. Bir yerden bir yere gidecek. Bir sınıftaki bir çocuk bir başka sınıftaki birisini bulacak. Oldukça karmaşık bir ulaşım ağı oluşuyor. Genelde bu tür doku çalışmalarında hep karşımıza bu çıkıyor. Yani hep oryantasyon sorunları, ulaşımda karmaşıklık sorunları, özellikle bu küçük çocukların da olduğu yerde bu tür sorunlarla karşılaşılabilir mi diye bütün bu doku uyumundaki olumlu değerlendirmelere rağmen bu da bir soru işareti olarak bir kenarda durmalıdır diye düşünüyorum. Yani bakarsanız önemli bir kent parçasının tamamını bu doku tutuyor. Çocukların yaşını da düşünün. Böyle bir sorun var. Bir konu dışında olabilir. Çok yıllar önce bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan büyük konut blokları üzerinde yapılmış araştırmaları inceliyoruz. Tabii sosyal problemler yaşanıyor. İşte 200 metre uzunluğunda duvar bloklar veyahut da bugün rezidans dediğimiz orada bugün yıkılan kule konutlar. Çocuklar bu konutlarda evlerini şaşırıyorlarmış. Yapılan araştırmalarda bu var. Bunun üzerine
o blokların hemen yakınında okula gidip gelen çocukların boyunlarına birer tane plaket yapmışlar ve asmışlar. Yani kaybolan çocukları evlerini bulamıyorlar bu oryantasyon zorluğu nedeniyle. Her çocuğun adresini, işte evinin telefon numarasını bir künye askerlerde olduğu gibi çocukların boyunlarına asmışlar. Bu sorunlar hep yaşanmış sorunlar aslında. Bütün bu olumlu özelliklere rağmen bunu da bir kenara yazmakta yarar var. Bu çoğaldığı zaman bu doku parçalanmasının bu tür oryantasyon sorunları da olabilir. Hocam, özür dilerim, uzattım. Bir mimarlık tartışması. Selçuk Bey, buyurun. Bu değerlendirmesi yapıyorsunuz ama hani uygulanacağı zaman Hasan hocama ben bir katkı yapmak için sorusuna mikrofonu istedim. Tabii çelik niye beton dediğiniz zaman tabii benim kanıma dokunuyor. bu doku içinde, yani bir mahalle içinde inşaat yaptığınız zaman çeliğin bir de şey avantajı var. İnşaat üretimini atölyede yapıp oraya hazır parçalar getiriyorsunuz. Toz, pislik, çamur, bir de engebeli bir arazi. Burada işte beton kamyonlarının bilmem nelerin girip çıkması vesaire gibi aslında komşulara verdiğiniz, sosyal çevreye verdiğiniz zararları da minimize etmek açısından malzeme seçmek. Aslında projeyi sıfırdan, yani o hani kazıyacağınız doğa parçasından başlayıp, ben bugün öyle bir yerden geliyorum da çok etkilendim. Ormanı kazımışlar, organize sanayi bölgesi yapmışlar. Bir kere bir dağ bu. Dağın üstüne bina tutturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi orada 40 takla atılıyor filan. Yani projenin bütününe bakmak gerekiyor. Baştan, başladığınız günden bitireceğiniz güne kadar. Ve de burada çevre, sanıyorum çevresel etki, hani şu başbakanımızın kaldırmaya çalıştığı şey, ayak bağı çok önemli. Ve bu etkiyi düşünürken sadece hani işte ağacı kestik, su gitti vesaire değil. Yani oradaki komşulara verdiğiniz toz, pislik, gürültü, bunu da değerlendirmek gerekiyor. Şu anda Avrupa'da bu konuda standart çalışmaları var. Ben arkadaşların kulağının bir köşesinde bulunsun derim. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Bir sizin hani eleştirinize karşı bir şey söylemek istiyorum da aslında hani daha önce de ilk başladıkları zaman arkadaşlar çalışmaya daha böyle hani bütüncül, olabildiğince tek çatı altında olan falan bir kurgu, şema düşünüldü. Fakat bulunduğu yer itibariyle Antakya'nın organik kentsel dokusunun içinde çıkmazlarla desteklenmiş bir dokunun içinde bulunuyor proje. Ve baktığımız zaman aslında çocuklar girdikleri kapıdan çıkmıyorlar. Yani biz bir kottan giriyorlar, o avlulu evlerde bir sürü şey keşfediyorlar, üst kottan başka bir eve geçebiliyorlar veya hani çıkmazlarda birçok hani farklı yerlere girip çıkıyorlar. Aslında parçalı bir kent parçasının içinde yaşıyorlar. Biraz hani oradan da destek alarak acaba böyle parçalı olabilir mi? Ve hani aslında onların o alışa gelmiş sokak yaşantısı, sokak hani kullanımı, avlu kullanımı, açık alan, kapalı alan ve hani konutlarda da avluya bakan birbiriyle bağlantısı olmayan birimlerden çıkıp girdiklerini düşündüğümüz zaman biraz hani oraya gönderme, o kullanıma gönderme, o kültüre gönderme vardı bu projenin içinde. Tabii hani çok haklısınız. Bir yönlendirme de bunun içine girebilirdi bir artı olarak. Çok teşekkürler. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz projeyi çok beğendik. Bu doku araştırması, parçalı doku araştırması, Antakya'nın o geleneksel dokusuyla olan uyumu son derece olumlu. Ama böyle mimarlıkta böyle bir problemin olabileceğini de bir ara yazmamız lazım, bir yana koymamız lazım diye ben bir eğitim hayatında şimdiden bilmekte yarar var. Teşekkür ederim.
Projenizin en güçlü tarafı zaten tarihi dokuya uyum sağlayan kitleler yapmışsınız. Ama projelerinizin yanlış tarafları da var, yani onlar söyleniyor şu anda. Yalnız Selçuk Bey'in katkısı çok önemli bence. Çelik inşaat çevreye çok az zarar verir. Yani betonarme gibi değildir. Toz toprak olmaz. Bu elemanlar fabrikada hazırlanır. Temellerin üzerine monte edilir. Tıkır tıkır bina gider. Bunu hepiniz bilin yani. Bu kriter çok önemli çelik yapılar için. Şimdi birinci projeye geçelim. Evet. Buyurun. Bir şey söylemek istiyordum. Ben bir şey söyleyecektim. Biz projemize başlarken ilk başladığımızda kent morfolojisini analiz ederek başladık bu projeye. Analiz ettiğimizde o bölgenin dar sokaklardan ve bazı çıkmaz sokaklardan oluştuğunu gördük. Eğer biz burada büyük bir kütle yapmış olsaydık oraya bir vincin belki girmesi gerekecekti. Ama o dar sokaklardan bir vincin geçmesi imkan gözükmüyordu. Bir imkan olasılığı değildi. O yüzden bölmeye ve parçalamaya çalıştık her şeyden önce. Bir de orada doluk ve boşluk vardı aslında bizim yaptığımız bir yerde. Pek yok. Orada hep ufak ufak pek büyük kütlelerin olmadığını, ufak kütlelerin olduğunu gördük. Biz eğer orada büyük bir kütle yapmış olsaydık kent morfolojisine ve oradaki dokuya büyük zarar vereceğimizi düşündük. O yüzden özellikle parçalamaya çalıştık. O sokak konusunda da bir şey söylemek istiyorum o konuda. Biz araziye defalarca gittik orayı analiz etmek adına. Ve oradaki arkadaşlarla beraber gittiğimizde o çıkmaz sokaklardan böyle bir ne yapacağımızı şaşırdık, nereye gireceğiz falan diye bir ufak bir şey oldu. Oradaki yaşayan çocuklardan bir tanesi 10-11 yaşlarında birisi bize yol gösterdi. Hani oradaki orada yaşayan çocuklar aslında oraya çok biliyorlar. Hani kendi evleri olduğu için hani algı olarak da bir sorun yaşayacağımızı oradaki çocukların yaşayacağını düşünmediğimiz için öyle bir şey yaptık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok küçük bir şey. Bu projeyi mesela bana en azla nasıl anlatırsın diye sorsalardı sadece şu paftayla anlatırdım ve yeterdi. Bizim için hassasiyet çok önemliydi. Özellikle Antakya'da kent dokusuna. Hani biraz önce sorulan soru gibi, yani ne kadarını çözmesi gerekiyor bunun? Aslında bu proje şu. Çok açık ki. Yoksa spor salonunun çatısı konusunda konuşmuyoruz yani. Evet, konuşmayalım. Konuşmasak iyi olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, biraz zaman sıkıntısı yaşıyoruz. Hemen. Ve birincilik... Zamanımız kısa kaldı. Şimdi birinci daha proje ama konuşacağız. Var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi projesi. Ha. Statikçi kim, mimar kim? Evet. Kaçıncı sınıfsınız? Sizler? Bizler de 4. sınıfız. Buyurun. Projeden ufak bir bahsedecek olursak, aslında biz projeye genelde hani üst ölçekten bakmaya çalıştık. Hani kent ölçeğinden bakmaya çalıştık. Kente, işte kentliğe ne verebiliriz onu sorgulamaya çalıştık. Sonuçta bir eğitim projesi bu. Bir eğitime dair de bir şeyler söylememiz gerektiğini düşündük. Ona bir yorum katmayı düşündük. Hani biraz daha detay verecek olursak, hani örgün ve yaygın eğitim sistemini beraber düşünüp, yorumlayıp buraya uygulayabilir miyiz? Bunu bir kendimize dert edindik. Arazi seçimi konusunda da hani kentsel dönüşümün işte birçok değeri hani silip süpürdüğü, ranta dönüştürdüğü şu dönemde tarihi bir niteliği olduğunu düşündüğümüz bir binayı tekrar böyle bir fonksiyonla canlandırıp ayakta tutmak bizim projemizin temel amacı oldu. Ve dediğim gibi eğitimde o iki girdiği yaygın ve örgün eğitimi bir potada eritip yaşam boyu eğitim kurgusu projemizin ana şeyini oluşturdu diyebilirim kısaca. Zeynep, öbür paftayı göstersen. Buyurun. Yani projenizin en beğenilen tarafı tarihi yapıların strüktürünü bozmadan, onun taşıyıcı sistemini bozmadan ona yeni bir işlev katarak bazı mimari
elemanlar ekleyerek başarılı bir sonuca ulaşmışsınız. Yani biz beğendik projenizi. Tebrik ederiz. Ben bir şeyler eklemek istiyorum. Proje özelinden çıkarak biraz da genel soracağım. Hani sizler bildiğimiz kadarıyla jüri üyelerinde hem müellif olarak katılanlar içerisinde bulunan hem de jüri üyesi olarak daha önce tecrübesi olan kişilersiniz. Biraz anlayamıyoruz. Biraz pardon. Yavaş konuşun. Ha, yaklaştırın mikrofonu. Sizler hani bildiğimiz kadarıyla daha önceki yarışmalarda hem gerek müellif olarak gerekse de jüri üyesi olarak içerisinde bulunmuş kişiler olarak tanıyoruz. Bu yarışmalar hakkında hani merak ettiğimiz yani grup olarak şöyle bir konu var. Bu yarışmanın hani oluşturulduğu ilk etabından son etabına kadar hani siz jüri üyeleri içinde oluyor musunuz bunu? Burada kastım hani bunun bir şartnamesi oluştururken sonuçta en son ödül grubunu değerlendirmeyi sizler yapıyorsunuz. Peki bunun şartlarında en başında sizler oluşturuyor musunuz bir? İkincisi bu yarışma süreci içerisinde bizlerden soru için bir imkan veriliyor. Yöneltilen sorularda ismini tam hatırlamıyorum ama bir arkadaşımızın hani bir sorusu vardı Mete Karay ile ilgili. Yani bu sorulan sorulara da tekrar projeleri değerlendiren jüri üyesi olarak hani sizlerden mi bir cevap geliyor? Yani bizim gördüğümüz ikisinin arasında bir tezatlık var. Yani oradaki soru hatırladım. Hani bu 5500-6000 metrekare çerçevesinde bir yapı isteniyor. Sorulan soru da şuydu. Hani biz çocuklar için bir oyun alanı yapabilir miyiz? Bu metrekareyi az da olsa aşabilir miyiz? Yani cevabı da hani bu metrekare aşılmasın ama programı geliştirebilirsiniz. Sonuç olarak baktığımızda değerlendirmeler gerek bizim proje olsun gerek diğerler olsun. Hani bunlar arasında bir tezatlık görüyoruz. İkincisi bunlar için belki bir öneri olabilir bizim de proje yaklaşımımız açısından. Biz gerekse okulda bunun tartışmasını sürekli yapıyoruz zaten. Hani mimar olarak ele aldığımız projeleri sürekli bir protest ya da manifesto olarak yaklaşma değil. O programı yani sorgulama üzerinden gidiyoruz ilk başta. Sadece verilen programı çözme, yerleştirme anlamında değil. Bu sorgulamayı yaparken de yine dediğim gibi bu şartnameye ne kadar dikkat edilmeli, dikkat edilmemeli sorusu belki tekrar gündeme geliyor. Bu noktada da biz şartnameyi açıkçası hani geçtik. Gerek metrekare olarak, gerek belki söylemlerimiz olarak. Yani o aradaki ilişkiyi yani bilmiyorum bu platform arkasında arka kapıda hani bu süreç nasıl işliyor, siz bu sürecin ne kadar içerisindesiniz, bunu merak ediyoruz açıkçası. Sizin projeniz fazla mıydı, kaç metrekareydi? Bizim projemiz şöyle, biz dediğim gibi 6000 yani 5000'i geçtiniz mi? Yani şimdi şöyle yani ilk öğretim projesinin dışında da başka projeleri de önermiş olduk. Bizim alanımız da çok büyük bir alan. Yani kent ölçeğinde yani ciddi bir alan. Artı ilk öğretim yani biriminin özelliğinde de düşünüldüğünde de metrekare hesaplamamız olmadı ama yani bir kampüs alan olarak düşündük biz başlarken. Hani bu noktada hani bir o çizgiyi aşma durumu vardı. Yani o soru da eğer hani metrekare aşılmasın deniyorsa hani bizim proje özelinde hani konuşmak gerekirse bu proje hani neden? Demek ki biz şöyle yapmışız. O metrekareye o kadar mühim bulmamışız. Sizin projenizdeki değerli fikirleri görerek birinci yapmışız. Değil mi? Yani bir yerde tabii bunlar rigid şeyler değil. Bazı esneklikler oluyor yani. Ama güzel kuvvetli bir fikir gelince o metrekare aşımını da pek dikkate almamışız. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bazı yarışmalarda bu söylediğin şey çok önemli olabilir. Ve bir raportör grubu tarafından metrekareleri tek tek tespit edilerek buna uymayanlar devre dışı bırakılabilir. Ne kadar iyi olursa olsun. Yani bu böyle bir yarışma olduğunda hiç garip değildir. Ama bunu zaten çok açık bir biçimde hissedersiniz ve tartışılmayacak bir konudur. Burada bu hem var hem yok. Mesela benim için şöyle söyleyeyim, kısa olması için konuşmanın. Benim için şöyle hem var hem yok. Siz bir üçüncü problem daha eklemişsiniz konuya.
bir mevcut bir yapının korunması, ihya edilmesi, dönüştürülmesi adına ne derseniz deyin. Bunu da strüktürel olarak ve mimari bir mekan kurgusu olarak almışsınız. Şimdi bu bizim gibi her şeyi çöpe atmaya çok yatkın bir ülkede beni mesela çok hemen yakalayacak bir şeydir. Ya bu her zaman iyi olmayabilir ama sizin getirdiğiniz öyle. Üstelik de bir tane betonarme hangar getiriyorsunuz. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu da bir şey. Ya Ankara Kalesi'ni getirmiyorsunuz korunması gerekli bir yapı olarak. Ya da birinci meclis binasını getirmiyor. Üç tane hangarla geliyorsun. Sonra da bunun programını onun altında çökertilmiş olan alanda epeyce arttırıyorsunuz. Ama yapı yine başlangıçta söylediğimi söyleyeceğim. Problem dönüştürme ve çözüm öneriniz şunu içeriyor. Desek ki size abartmışsınız, bunu küçültün. Programı gereksiz yere yüklemişsiniz, üstünüze vazife mi desek, bu büzülebilir bir proje. Yani gücünü oradan al, gücünü büyüklüğünden almıyor. Gücünü problemle çözüm arasındaki ilintiden kuruyor. Çünkü şöyle bir şey, iki tür yaklaşım olabilir. Bir, zihninizde her zaman bir ezberiniz vardır. Siz konu ne olursa olsun onu dayatırsınız. Bir de problemden yola çıkmak vardır. Bir de problemi zenginleştirerek ortaya çıkmak. Ben bu projenin benim için gücü ve onu birinciliğe götüren şey benim için orası. Problemi zenginleştirmesi, çözüm önerilerinin kendi içinden türetilebilecek şeyler olması, bunları geriye alın dediğiniz zaman projenin çökmeyecek olması ve bir farkındalık etrafınızda olan zamanın bir aralığında yapılmış ve bugünkü dünyada neredeyse hiç kıymeti olmayan, bıraksanız mesela Ankara Belediyesi onları yerle bir edebilecek olan bir şeyi alıp böyle dünyanın en kıymetli gibi bir şeyi koyuyorsun. Bence bu yeterince ajitatif bir şeydi ve hak edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa alırız ödülü yani büyük sene. Bu noktada söylemek istediğim şuydu aslında, hani biz de bunu savunuyoruz yani sorgulansın yani. İstenilen şey program plancı mimarlığın dışına çıkıp hani bir sorgulamayla bir şeyler başlansın. Yani bu noktada diğer arkadaşlarımızın hani ürettiği yani yapılara bakınca, eleştirmek için söylemiyorum. Hani ben geçen sene de deneyimim oldu. Yani kazanamamıştım geçen sene. Hani biz o şartnamede hani baştan sonuna kadar ne istenmişti, ilk deneyimimiz olduğu için hani o kriterimiz oydu bizim. Onun dışına çıkmamaya gayret ediyorduk. Yani o ortamın, yani gelen projelerin zenginleşmesi açısından hani o şartname özelinde hani bu esneklik sağlanabilir mi diye de aslında bir önerimiz olacaktı. Yani gelecek senelerde hani bu şartname özelinde bu esneklik bahsedilebilir mi, söylenebilir mi? Bu başarıyla risk iç içedir. Sen bunu göze alırsın. Çok daha net kuralları konmuş bir şeyde bile kuralları hiçe sayıp bildiğini yapabilirsin. Bence bu olmazsa olmaz bir şey. Yani jüri de zaten esnekliğini gösterdi, değil mi? Yani size birincilik verdi. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi şartnamede alansal büyüklükle ilgili, program büyüklüğüyle ilgili olarak zaten belli bir esneklik, belli bir pürsantaj içinde kondu. Onun dışında bu yarışmada şartname son derece değişik çözümler üretebilmeye olanak versin diye esnek tutuluyor yer seçiminden programın ayrıntısına varıncaya kadar. Dikkat ederseniz biz program ayrıntısını çok genel başlıklar altında tutmaya çalıştık. Yoksa böyle bir okul yapısının ihtiyaç programı çok daha ayrıntılı ifade edilebilir. Biz onları belli bir genellikte tutmaya çalıştık ki sizleri çok bağlamasın. Çok fazla ayrıntılarda boğulmayın diye. Genelde yani bu esnekliği biz şartnamelerde koymaya çalışıyoruz. Ben başka bir söylendi ama sizin projenizde bir konu bence de ayrıca önemli. Şimdi çeliğin böylesine bir belli bir dönemde betonarme tekniklerinin de sanıyorum çok gelişmediği bir dönemde, çok sınırlı olanaklarla beton kalitesinin elde edildiği bir dönemde yapılmış bir binanın içinde kullanılması ve o binanın var olan değerlerini ikinci plana atmadan, yani o
belli bir dönemi yansıtan kültürel miras olarak kabul edelim, değil mi? O yapının bütün özelliklerini, bütün müdahalelere rağmen, değil mi? Kabuk yapısında bazı müdahaleler yapmışız ama taşıyıcı sistemde, ana iskelette herhangi bir müdahale yok. Bunu gerçekleştirirken çelik ikinci plana geçerek kendisini onunla yarışır halde tutmadan sizin elinizde bir araç olmuş. Ben kendi adıma o tarafını çok takdir ettim. Yani çelikle böyle bir müdahaleyi o mevcut binanın değerlerini bütün müdahalelere rağmen yok etmeden gerçekleştirmişsiniz. Çelik onda size iyi bir aracılık yapmış. O dönemin bütün o kaba diyelim kesitlerle oluşmuş bu yapılarının içinde çelik son derece bence iyi bir görev yapmış. Bir de Yaşar Bey'in söylediği gibi gerçekten korunması gereken binalarda yeniden işlevlendirme söz konusu olduğu zaman çeliğin kullanımının ne kadar önemli olduğunu, iyi kullanılırsa ne kadar çok bize hizmet verebildiğini mimari olarak da göstermesi açısından projenizi biz başarılı bulduk. Elinize sağlık, kutlarız. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben Gazi Üniversitesi'nden Alparslan Bulut. Ya yarışma arazisiyle ilgili özgünlük konusunda ben sormak istiyorum. Çünkü Ego Hangarları yarışması Mimarlar Odası tarafından açıldı. Ve daha önceki yarışmalar, arkadaşlarım o yarışmaya katıldı mı ve onunla ilgili çalışmalar ve bu ayrımı nasıl yaptılar acaba? Çünkü ben kendim yarışmaya katılırken daha önce yapılan bir şeyin tekrar bu yorumlanmasını belki ben kaçabilirim ama arkadaşlar kaçmamış ve onu devam ettirmiş ve geliştirmişler. Bu ayrımı nasıl yapmışlar? Onu tabii bu kesinlikle kötülemek amacıyla sormuyorum bu soruyu. Arkadaşımın dediği gibi arazi Ego Hangarlarının yani bulunduğu bir konseptin içerdiği bir yarışma. Kendi düşlerinin açtığı bir yarışmaydı. Sanırım 3-4 sene öncesinde yapılan bir yarışma. Ancak bizim kurgumuzda, ben ondan bahsetmek isteyecektim aslında, yaşam boyu eğitim diye ele aldığımız bir durum var. Hani bir ilk öğretim yapısının kendisinden bağımsız olarak bir yaşam boyu eğitim platformunu aslında biz öngörüyoruz. Bu yüzden mekanlar aradık. Bu mekanların aslında en göze çarpanı Ankara'nın göbeğinde Ulus'un yakınında birçok hani önemli yerin tam göbeğinde bir mekan olan Ankara Ego Hangarları bulunuyordu. Böyle bir eleştiri geleceğini aslında biz en baştan biliyorduk. Hani belki hiç yarışmaya giremeyiz, hani direkt elenme ihtimalimiz bile göz önüne aldık aslında. Ama dedik ki böyle bir yarışma konu ele alındı. Evet, hani bu mekan hani ne var ki bunda mesela, hani Ego Hangarları nasıl ele alırsınız gibi bir yarışma konusuydu. Ben onu hatırlıyorum. Bir bizim katılmadığımız bir yarışmaydı. Ayrıca biz bir kültürel bir yapı aradık. Bahsettiğimiz gibi merkezde olan bir yapı gerekiyordu. Yaşam boyu eğitim oturması için, fonksiyonun oturması için. Ego Hangarları buna tam cevabıydı. O yüzden bir yarışmada, iki yarışmada veya başka bir stüdyo programlarında ele alınması bizim hiç problem olmadı. Çünkü hani yarışmalara, o yarışmanın konusuna bakın veya bizim önerdiklerimize bakın. Bir yakınlık, bir esinlenme varsa ona eleştiri verebiliriz ama bu aslında eleştirinin çok da düşünülmemiş olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Tarih yapının da eğitim platformu olarak haline gelmesi de hani dünyanın aslında birçok önde gelen mimarların... Sizin sorunuzu ben tam anlamadım. Bu arazinin daha önce ele alınmış olması mı? Bu projenin o daha önceki yarışmalardan birindeki bir sonuca benziyor olması mı? Hayır, sonuç benzemiyor. Ama bir dakika. Bu ekipten birilerinin o yarışmada daha önce bu projeyi sunmuş olması... Nereden soruyorsunuz? Hayır, sonuç benzemiyor. Sadece
bu tarihi yapılarda yeniden ele alma mimari fikri, bunu değerlendirirken daha önce yapılan bu tür aynı konunun ele alınmasındaki cesareti soruyorum ben sadece. Belki ben kaçabilirdim diyorum. Bu tebrik ve kötüleme amaçlı söylemiyorum. O keskin ayrımı söylüyorum ben. Bir ayrım olamaz. Ya böyle bir ayrım olamaz. 19. yüzyıldan beri insanlar bu soruyu soruyorlar. Bu yapıyı ne yapalım diye. Ya işte daha önceki yarışmada bu yapıldığı için, ha bu yarışmalardaki özgünlük sorunu aslında, şartname sorunlarındaki, ben onu soruyorum sadece. Yani biz şartnameyi okurken böyle keskin böyle ayrımlar düşünüyoruz. Acaba nasıl olabilir? Büyürü buna eleyebilir mi? Olabilir miydi? Ben onu açmak için soruyorum sadece. Peki şimdi yeterince aydınlanmış oldun mu? Ya fikir daha konusunda, özgünlük konusunda evet, ben arkadaşlarım ayrı bir konu olarak ele almışlar. Ben jüri, mesela bir yarışmada pafta yatay kullanılmalıydı. Ben dikey kullandığım için elenmiştim. Ama bu yarışmada farklı bir yarışma. Kolokyumlar, şimdi dinlediğim kadarıyla her yarışmanın her farklı kuralları, farklı sonuçları olduğunu öğrendim. Bu açıdan yararlılığını sağladım. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir tanesi, bu şartnamede böyle bir kural yok zaten. Evet. İki, daha önceden didiklenmiş bir konuyu çekmek birçok anlamda cesurca bir şey. Bir, oradaki bilgi birikimini kullanmayı akıl etmek açısından. İki, başka bir problemi bu meselenin içerisine taşıyacak kadar yürekli davranmak açısından. Üç, onunla baş edebilirken daha önce yapılmış olanlar üzerinden bir literatür araştırması dediğimiz bir şey var. Şimdi mesela ilk öğretim okulu yapıyoruz. Öbür okullardan haberin olmadığı düşünülebilir mi? Tabii. Bir sürü okula bakıyorsun. Nasıl yapılmış ediyor? Bence bu ayrıntıyı bilmiyorum açıkçası. Ben hiç düşünmedim. Ama şimdi sen söyleyeyim de daha da kıymetli oldu. Bence öneri. Düşüncemi merak ediyorsan eğer. Yok hocam, tamam. Ben açıklamak için tabii. Arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Hadi artık gidin diyorsunuz değil mi?